merhabalar herkese otomatik kesite hoş geldiniz. Ben Tufan, Cansu yanımızda ve İdris burada. Üçümüz sizlerle beraberiz. Bugün konuğumuz yok. Bugün... Evet. <laughs> evet. Bugün biz bizeyiz. <laughs> Bugün çünkü özel bir bölüm. Bugün Cansu'yu uğurluyoruz. Belçika'ya gönderiyoruz Cansu'yu. Girişte o kadar çabuk söyleyeceğini Net beklemiyordum girdi. ya. Zart diye söyledi. Ya oldu o zaman görüşürüz. Kapat kumpancı. programı. Cansu güle güle. <gülüyor> <dilsene>. <gülüyor> Çok konuşasın yok galiba. <laughs> Sen bir şey yap da biz hani. Şuradan bak. <laughs> Yok öyle değil. Cansu'ya veda ediyoruz ve İdris'le devam ediyoruz. Nasılsın abi? Abi iyidir. İşte Cansu gidiyormuş. Ben de onu öğrenince dedim ki bir ısınalım. Ede Yok öyle değil mi oğlum? Nasıl bakıyor bana bak sana? <laughs> Yok be. <ya>. Daha <laughs> dur bir buçuk saat muhabbet edeceğiz. Aynen şimdi. O, aynen. Durun burada bir Sakin önceki bölüm. Arkadaşlar. Bir buçuk saat olunca millet şey yaptı. Yetmez dedi. İki buçuk ver. Üç ver falan dediler. <laughs> Yedi saat konuşurum hocam. Tabii tabii. <laughs> Bakalım kaç olacak. Şimdi Cansu'yu uğurlayacağız ama önce bir bu hafta gündemle ilgili biraz konuşalım. Sonra Cansu'yla ilgilenmeye devam edeceğiz. Bu hafta Mimarlık Günü haftası, Ulusal Kutlu. Mimarlar, Ulusal Kutlu. Mimarlar Günü gibi bir şey vardı. Biz de bunu akşam ben buçuk mesaide arkadaşım söyledi. O zaman öğrendim. Siz, siz ne ara öğrendiniz bilmiyorum. Kimin mimarlık gününü kutlamak istersiniz bu, bu hafta bu sene herhalde yılda bir tanedir. Mesela dünya Cansu, mimarlık günü, evet. Hangi mimarın en çok doğum günü şey doğum günü <laughs> <laughs> dünya mimarlık gününü kutladığın evet. Yani benim dünya mimarlık gününü kutladığım bir aklıma gelen ilk isim eski patronum diyormuşum. eski patron <laughs> patron hani. kelimesini pek sevmiyoruz ama ee, yani şöyle mimarlıkla yaşayan mimarlıkla yat, yatıp mimarlıkla kalkan mimarlığı her hayatının böyle sanki her alana dahil edebilen sanki her noktadan farklı bir şekilde ilham alabilen insanın ben mimarlık günlük kutluyorum. İdealist mimarın. Evet. İdealist. İnanılmaz idealist ya yaşıyor ya gerçekten. Ne kadar eski patronun? Çok eski patronun var senin. <laughs> Sen de bir sürü patron ol oğlum. Senin kariyere baksak. Şimdi herkes Yine üzerine istin. alınır. Ha, hepsi Yine üzerine istin. alındı şu an. 6 kişi ben bekliyor şu an. Ben idealistim. O da Hepsi alınsınlar. <idealist. gülüyor> <laughs> güzel şeyler. Güzel şeyler. Bir tanesi Onu diyor biliyorlar. ben idealist falan değilim. <gülüyor> <gülüyor> falan <gülüyor> falan. <gülüyor> Hanım mı <hanımla> erkek mi? <gülüyor> Hanım. <gülüyor> Hanım evet. Ha elendi şimdi baya azaldı. Şu an baya azaldı. Evet, azaldı. azaldı. Bir tane galiba. zaten. Bir evet. tane falan kaldı yani. Gerçekten çünkü yani... Evet diyemedim. <laughs> Söyleyemedim. Söylediğim şeyi tekrar edecek. Evet, de, evet. O yüzden. onu seviyoruz gibi bir şey galiba. Evet. evet biz, yani. biz, de onunkini kutlarız sanki değil mi? Ben Tufan. de kutlanır ben hocam. Ben de çok severim. yani. Saygım mıyız? Melike Hanım söyleyeyim i̇nanılmaz. Evet aynen, evet Melike Hanım inanılmaz bir. Güzel bir insan. Hak ediyor yani sanki böyle Şimdi mimar şey olmak için da. doğmuş gibi yani. <laughs> ya patronları kayırdık güzel. gibi oldu. Patronların, <laughs> tüm patronların <laughs> mimarlık günü özellikle ilk bölümden o, beri. Cansu seçti tabii. Evet ben. ki oydu. Güzel bayağı candan kutluyorsun. Peki böyle ironiyle kutluyorum. kutladığın bir mimar karakter var mı hayatında şu zamana kadar gelmiş? Çok olur hangi birini seçeyim? <laughs> Kendine Allah de mimar diyor cadire bu da mimar olmuş. Ha bizim bir deli bir arkadaş var. Ben onun mimarlık gününü kutluyorum deli. ya. Deli. Ha. Deli ama gerçek. Tanıyorsunuz mu biz? Tanıyorsunuz. Bizim deli. Ha. Bizim deli de. Değil? Yine çok insan deli üstüne alıcı. Aynen aynen. Evet. <laughs> ama ben miyim? Yani varoluşu. Ben mi lan yoksa doğru söyle. Gerçek anlamda deli yani. Bildiğiniz öyle deli bu ya. Çılgın anlamında değil. Gerçekten deli yani. Hmm, Allah Allah. de. Veysel mi o ya? Veysel mi? <laughs> Yok artık. O çok normal abi hocam niye? ya. <laughs> Aklımda niye Veysel geldi ya? Ulan... O çok normal ya. Bırak Buradan Allah Veysel ben. özür dileriz. Aynı anda Veysel geldi. Ben <gülüyor> İdris'ten <gülüyor> hiç beklemiyordum ya. Yok değil. <laughs> Dinler. Ama Veysel gerçekten <laughs> ilginç bir adam. Özgün bir adam. Ya yani. ama ironik dediniz. O yüzden şimdi onu... İronik değil. Veysel ironik değil abi. <gülüyor> i̇ronik olmuyor. Veysel'in de mimarlar gününü kutluyoruz. Evet, o gerçekten disiplinli bir arkadaşımız. Çok seviyoruz onu. Onu da çok seviyoruz. Ben Mi? Sıra sende İdris abi ne diyorsun? Ya ben böyle gün olunca direkt böyle emekçi falan hep onlar benim gözümün önüne geliyor. Gerçekten evet. devam eden böyle yaşı ilerlemiş ama hala aynı formasyonu devam ettiren kişi gözümün önüne geliyor. İnancı aynı inancı. Evet, evet. Ya inanç heyecan pek olmuyor da hala onu <laughs> devam ettiriyor ya. <laughs> yani yaş gelmiş belli bir yer ama hala devam hmm. ediyor buna. Bırakmıyor ve iyi yapmaya çalışıyor. Bence onlarınki de kutlu olsun. Olsun. Tufan seninki ne? Ee, ben kimin mimarlık gününü kutluyorum kendiminkini kutluyorum öncelikle falan vay, <laughs> vay. aynaya bakıp kutluyorum sensin <laughs> ben bu arada ikisini senin hatır ikisini <laughs> öğrendim bir... duymuş <Dünmüş>. ay pardon <laughs> buyur Cansucuğum senin öyle bir gökdelenin tepesinde falan dairen var mı ya çok tanıdık geldin bir an gökdelenin tepesinde dairen değil mi? <laughs> var mı acaba onunkini de kutluyor muyuz <laughs> yani ne bileyim kendininkini kutlayınca bir şey geldi bir bağdaştırdım nedense Kutluyorum. Kutladım. Mimarlık gününü kutladım. Çok saygı duyduğum ee, çalışma arkadaşlarım oldu tabii ki. Bir bir iki kişi de ismi aklımdan geçiyor. Bu arada sandalyeyi gıcırt atıyorum. Size geliyor mu bilmiyorum ses aldım. Hayırlısı olsun Tufan. Gıcır, Huzursuz gıcır. bacak sendromun var başlamış. Sendrom. Şu ara işlerin yoğun. Belli can sıkkın. Belli çocuğum çok çalışıyor. <laughs> Seninkini biz kutluyoruz Tufan. Emekçi evet. Tufan. Evet. Ee... Bu masada şu an Tufan'a gidiyor galiba evet, Oscar. Evet. Bak kendi kendime nasıl aldım kendimi Vay kutluyorum olsun, diye ha. diye. Bravo. <laughs> Sen kimin kutluyorsun? Ben kiminkini kutluyorum. Ben de ee, ya ben bu soruyu sorarken hiç düşünmedim biliyor musun? <laughs> <Kendine, gülüyor> Sana bir dakika. Meğer oradan kıvırıyormuş. Yani. Eski patronum desem bir tane var ona sevgilerimi yolluyorum. Çok severim kendisini. <laughs> evet iyi biri. Şu anki evet. patronum desem mimar değil. <laughs> <laughs> Onu niye kutlamıyorum? Dünya Mimarlık Günü'nde genelde hediyeler benim hoşuma gider. Güzel hoş hediyeler geliyor mimarlara. Bence tek güzel yanı da bu yani. Firmalardan gelen mi? Hmm, evet böyle hoş ben eşantiyonlar mesela alamadım. geliyor. Ha? Ben mesela alamadım bu hediyeler. Alamadım hiç yok ya. Taze Şeyler, ayrıldım hocam. Ha. <laughs> Tabii sonunkini bana da gelmedi canım. Şu an Tufan sana geldi mi? Dünya Mimarlık Günü. Güzel böyle genelde bir vitrifiye firması çok yapar bunu. Ha, evet. Severiz onu. Çok var evet. evet. Şimdi Güzel. reklama girmesin diye. Seviyoruz ama yani düşünün vitrifiye. Yani şimdi bu hafta biz tam mimarlar günde yani denk geldi üçümüzde de aynı anda bir tasarım ofisinde olmadığımız için bu hafta aynen ya. O yüzden onu yaşayamadık. Büyük ihtimal tasarım ofisinde olan bu dinleyenler varsa onlara böyle ufak tefek hediyeler gelmiştir. Ben de zaten 6 aydır, 7 aydır evden çalıştığım için yok yani ev arkadaşım falan öyle bir şey yapmadı bana. Odada da kutlanmamıştır şimdi tabii malum. Korona morona. Tabii canım. Odada bir tane Soh. şey videosu vardı hatırlıyor musunuz? Bir kutlama, yılbaşı videosu vardı. Böyle kuru pastayı biliyor musun? Yok oluyordu kuru pasta. <laughs> ya. Sandviç falan. İşte mimarların durumu. Ya biraz böyle mimarlık günü olunca böyle bana Kalbimi biraz kırdım, şey geliyor. Kalbimi kırdın durduk yere. O zaman şunların. <laughs> biraz öyle <aman> Şu arkadaşlarım <laughs> mimarlık gününü kutlayayım. Canını dişine takarak hayatı için para kazanmaya çalışan ve bir yandan da mesleğini severek böyle patronlarıyla altındaki tembel insanlarla çevresindeki laf atan abuk subuk diğer Vay. firmalardan insanlarla boğuşa boğuşa gecesini gündüzüne katıp çalışan mimar. Arkadaşlarımıza buradan sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz, Yolumuz. kutluyoruz. Devrim yok. <laughs> ben çok kaza gördüm. Adam, Adam, Sinat ya bu Güzel vallahi. Bunu yani, Doğru söyle. Bunu işte zaman kazandım sizi, bir döndürdüm burada. Valla <laughs> <Ya>, valla. <laughs> var var öyle güzel tanıştığımız insanlar var seviyoruz onları. Bana da zaman zaman katlanan insanlar. <laughs> Kombinasyon güzel oldu o zaman. Tabi dedik. Tabii. Emekçi dedik. Emektar daha doğrusu. Emekçi değil, emektar evet. dedik. Yaşlı emekçi. Sonra mi? emekçi dedik. <laughs> so, <evet. gülüyor> emekçi. Aynen, aynen. Hı hı. İkinci gündem e, yarışmaydı. Tabii biraz geçti üzerinden vakit ama bir iki hafta kadar. Malum Taksim Tasarım Yarışması meydan tasarlandı. Hepsi çok... aynı renderların. Bir <laughs> tane yani havadan render var. <laughs> Hocam bu render, <laughs> aynı renderci yapmış olabilir biliyorsun. Bu <laughs> dışarıdan outsource çok ediliyor ya render işleri. Evet. Yani Lumion'daki aynı ağacı seçe seçe yapmışlar sanki bütün şeyi. Böyle ağaç ağaç <laughs> ağaç ya hepsi böyle. Çok bir şey yok yani. Bir tanesinden kırmızı bir kuşak geçiyor. Neden geçiyor? Meydanda niye öyle bir yaya şey var? Köprü gibi bir şey var <laughs> değil mi? Anlatma. Yanlış hatırlamıyorum. Niye e, yani? Yol var. bir Özel bir aks var. Hı -hı. Yani geniş bir yol mu havadan çok böyle ince enstalasyon gibi duruyor. Ya yani. bir yani. parkur yapmışlar işte. Ben bu arada en çok onu beğendim. Bu arada. sen hangisini beğendin? <laughs> çok, çok samimi söyledi söyleyeyim. İsmini de analım. ismini analım. Bünyamin Derman, Kutlu İnanç ve Şerif Süleyman. Bu bahsettiğin Şerif Süleyman'ın. Şerif Süleyman Bey'in e, şeyi. Evet. Yani. Bey diyelim. tabi böyle sanki şey gibi oldu biraz. <laughs> Saygı lazım. Böyle, labaliliğin Tabii labaliliğin de labali o kadar. Hiç gerek yok. <laughs> Saygı Yarışma işi zor abi. Eğlence. Gerçekten eğlence podcast'i yapıyoruz diye Şerif Bey'e de burada haksızlık etmeyelim. Ee, emek koymuşlar ama üç tane böyle aynı açıdan render'la ben haberi okudum. Detaylarına inemedim projelerin. Ama üçü de benim için aynı gözüktü. Yani bir tanesinde <laughs> <Eyvah>. sadece <laughs> ekstradan bir kırmızı bir yaya aksı var. Sırf göze çarpsın diye yapılmış gibi duran. Neden kırmızı yani? Diğerinde de benim kendi fikrim tabii ki bunlar. Tur turuncu Di Diğerinde de turuncu tamam. Tur lütfen <laughs> yani Cansu da karşımda turuncu saçma. Diğerinde de obruk diye bir şey var. Onun fikrini duymak isterim. Neden meydanda bir çukur ve aşağıya iniliyor? Onu an yine anlamadım. Hı -hı. İnsan yani... Otobüslere daha yakın olabilmek ya. için diyorum <laughs> <Zamanla. gülüyor> <laughs> Dur be dur ben Otobüs durağına mı iniyormuş orası? Ne bileyim aşağı iniyor dedin yani. <laughs> Taksim e aşağı inince durak, ya. <laughs> durak geliyor değil mi? Bir de şey seçim günü kamyonetle ki? şey geçiyor ya... <laughs> Eskip 90'lar disco müzik çalarak. <laughs> Obruk'ta onu çalabilirsin mesela. Yukarı Olabilir güzelsin. acayip In de the bir night, dun, dun. <gülüyor> <gülüyor> ya şu çok güzel bence. Ya bundan kaç sene önceydi yani özellikle Gezi Parkı olaylarından sonra. Orası bir kazıldı. Alt geçit falan meselesi. Sonrasında bir düzenleme yapıldı. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Kimse bilgilendirilmiyor. Çok kötü bir süreçti bir önceki durum. Gıp gri şu anki taşlarla durum, döşendi. Hı. Aynen şu anki en azından bir yarışma ile fikirler birbirine çarpıştırılarak yapılması özellikle çok çok yani Türkiye'nin önemli meydanlarından birine böyle bir yaklaşım bence çok güzel. Takdire şayan. Her ne olsa olsun. sonuç her ne olursa olsun. Sert eleştiriler vardı mimarlar arasında. Özellikle doğayan mimarlar Twitter'da falan tartışıyordu okuyordum. Hı hı. Şey falan eleştiriliyordu. Bir tanesi şu an e, tam... Hatırlayamıyorum beyefendi ismini. E, AKM, AKM'nin önünde dışı açıkta. Bir, orada bir alan düşünülüyor ama hiç o kısım çok dikkate alınmaması ile ilgili mesela eleştiri vardı. Çok Aha. böyle temelli eleştiriler var ama zamanla biraz da proje detayları daha görüldükçe daha iyi olacaktır bence. Şimdi 3 tane çıkacaktır. proje var ortada galiba değil mi? Bunlar bir tane... oylamasına mı sunulacak? Nasıl oluyor süreç biliyor musun? <laughs> evet evet bir oylama söz konusu. Onun işte doğruluğu yanlışlığı işte render'ın özellikle insanları etkilemesi orada gerçekten doğru olan şey sadece İnsanların oyları mı? Biraz bu tartışmaya açık bir durum. Nasıl yani? Doğru olan şey insanların oyları mı demek? Ya, ya iyi render ve iyi proje ya da hmm. iyi görsel iyi proje mi demek? Hmm. Gerçekten bunu değerlendirme kapasitesi insanların var mı yok mu gibi tartışmalar hmm. var. Bu, bu mesele çoğunlukla tartışıldı galiba Twitter'da. Ben daha çok öyle gördüm. Yani oylamayı biraz eleştirenler vardı. Ben açıkçası o konuda tamamen en azından adım olarak bu iyi bir adımdır. Yani yarışma ile yapılması iyi bir adımdır. Jüri üyeleri sadece seçseydi iyi seçerlerdi ama işte bu dünyanın da biraz e, gittiği yer ya. Otoriter Dünya ya da çoktan oraya gitmişti biz belki yeni var. Modern yapmıştık. görüş ya yani modern <laughs> görüş doğru olanı bu iş için eğil olan iyi yapar ya da bilir. O karar vermelidir. Ama postmodern görüş artık... Artık bireylere iniyor. Parça parça. O açıdan yani bugüne uygun, bugünün ruhuna uygun bir şey. Oy. Doğru ya da yanlış mı bilmiyorum ama bugün olanlara örtüşüyor. Hani neden oylandı diye 100 sene sonra okunursa evet ya postmodern bir dönemdeydik <laughs> ve o yüzden oylandı diyebilirler. Ama bence iyi bir şey. Vaksamanda buna benzer şeyi vapurların oylandığı zamanı hatırlıyorum ben. Of. Şimdi gözümün heyecanlandı. Hmm, belediye, <laughs> hmm, belediye otobüsleri oylanmıştı. Onu i̇nci Sözlük çok modaydı o zaman. Morları seçmişti. Bütün <laughs> 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 İstanbul mor otobüs dolmuştu. işte. <laughs> <laughs> ben vapur, vapurları hatırlıyorum. Ve o yenil, yenilenen vapurlar çok güzeldi mesela. Ardından Güzel de, miydi? Ben bir sevmedim. Ben asla yo, yo, yenilenen sevmedim. Yenilenen vapurlar çok güzel. Camları böyle kocamandı falan bir öncekine göre. Ben beğenmiştim. Ben asla sevmedim. Ya. Öyle mi? Hiç şey sevmedim. değil son vapurları demiyorum. Böyle um, şeye benziyor ya. Terlik gibi, ütü gibi bir takım objelere benzetilen. O değil işte <laughs> sorulmadan o. Ha o sorulmadan evet, mı evet, olmuştu? Evet o sorulmadan olan şey feribota benziyor yani. Çok kötü bence Feribotan o böyle ya. böyle ağzından indiriyor. Koca, komple kapalı olanlar. Yani. Komple evet, kapalı o ne aslında ya? Komple kapalı değil. Terasları ya güzelim var. Var, var da öyle var da. bir kötü rüzgar alıyor ki diğerleri gibi değil yani. Daha içerlek <laughs> ya diğerlerinin açık alanları. Bu tamamen açmış yani. Böyle. Evet açıkta. Daha açıkta doğru. O gerçekten hiç öyle keyifli e, yolculuk yapamadım ben o yenilerle. Ya, yani yeni derken da acaba hangi yeniden bahsediyoruz? Sonuncu sonuncu en son hani. Haberim olmayabilir. Tanesine şu kadar milyon bayadır. lira verildi denip. yani hmm. Zaten aslında burada önemli olan şey o yani. Şehre bir şey yapılıyor hmm. ve ciddi anlamda para harcanıyor. Halka sorulması bence güzel, kibar bir hareket. O açıdan ta ben takdir ediyorum. Güzel ya bebeği. ben de destekliyorum yani aynen. meydan projelerinin şey yapılması. Bu bu arada bir sürü başka meydan projeleri de var yine belediye şey yapıyor. Konkur nokta İstanbul'dan değil mi galiba? Konkur nokta ha aynen Konkur nokta İstanbul'dan e, Oylayabilirler. Ilk, ilk üç projeyi girip oylayabiliyorsunuz galiba hem meydan projeleri var hem de sahil düzenleme projeleri var herhalde. Halit sahiline de boylu boyunca etap etap projeler var. Haliç'te ee, de yüzmeyelim mi? Haliç'te de yüzmeyelim <laughs> mi? Hakikaten kumsal. Bence yüzmeyelim var. de bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ya bir yerinde kumsal var o derinlere indiğim bu stüce <laughs> taraflarında kumsal var. Bu arada şey de takdir ediyorum. Bütçeler de iyi ayarlanmıştı. Yarışma bütçeleri. Hiç bana. bazen öyle bir çakallık oluyor biliyor musun? Yarışma yap ama çok ucuz yani çok az <laughs> miktarda bir ödül koyuyorlar ve ya amaç belli yani işlem ucuza gelsin hem iyi bir şey çıksın gibi bir şey oluyor. Bir de normal para koyup vermeyenler var. Öyle bir şey var. Oluyor mu? Evet, uzun uzun bayağıdır hala verilmeyen. Var mi? öyle bir şey var, var bu arada. Ben bilmiyordum. Var. Hatta sorunlu, davalık bile olabilirler bilmiyorum. Bayağı aylardır alamadılar. Var güvendiğiniz şeyin, e, organizasyonun yarışmasına katılın. Emeğiniz boşa gitmesin. Sonra haklı tufancığım. Sadece mimarlar gününüz kutlanır kalır. Ben dedim ki işte <laughs> her şeye rağmen çabalayan mimarlar olsun derim. Biter yani. Tufan Zengerli Kupa <laughs> evet güzel güzel. Yarışma inşallah daha çok yarışma olur. İstanbul'un çehresi yarışmalarla en azından böyle kamuya açık alanları daha bilinçli şekilde planladır. Katılımcı olarak belki katılımcı, katılımcı. Evet, <laughs> güzel. Bu arada siz o kolokyumu izlediniz mi? Biraz uzun bir kolokyum Şeydi pandemiden vardı. ötürü normal yapılmadı. Zoom üzerinden gerçekleşti. Zoom'dan gerçekmiş. yapıldı. Arada Büyükşehir Belediye Başkanına falan bağlanıldı. Bir bayağı 4 saat falan bir şey o değil mi? Ben teaser'ını gördüm. Orada Doğa Üzümcüoğlu'nun şeyi var. Ya adam yapma şimdi başımıza. İnsan bir merak ediyor. 4 saat oturup izleyeyim diyor yani. Eğer öyle şeyler varsa. Ama abi insan ne bileyim zoom'da yani insan kamera açık olduğunu fark etmez Şimdi mi yani? Yani selamlarımızı iletip bir sonraki zoom toplantısında daha dikkatli olmasın. Doğazümcüoğlu bir sonraki bölümde konuğumuz ona hislerini anlatır. <laughs> Burada görüntü yok nasıl olsa istediğini karıştırabilir. İğridis <laughs> <laughs> neler yapıyorsun? hocam stüdyoda Ay eline çok... koluna hakim olacaksın. Burası bunun değil. Burası ya ciddi işte. bir yer. <laughs> Bak bu işte kötü oluyor. İnsan alışıyor tamam mı? Normal Kamerasında alışmış adam laptop'un kamerasının önünde Allah bilir neler yapıyor şimdi burada <laughs> söylemek Oo. istemiyorum Oo. ama nasıl bu konuyu yavaşlatıyor onu onu, onu şey demiyorum <laughs> ama yani <laughs> onu demedim oğlum şey yani hani gerçekten Alkıyos. çok rahat davranıyor muhtemelen e karşıda abi bütün Türkiye <laughs> İstanbul ekran olsa Türk. da adam orada şey yapabiliyor yani <laughs> burada ha. şimdi söyleyemiyoruz de merak eden baksın <laughs> ha, teaser'da gözükmüyordu Ekrem bey o sırada yayında mı? Bilmiyorum Ekrem Bey ama bence Benim yoktur. Ben yani. yani. <laughs> Yayındaysa da çıkmıştır herhalde. Ekrem Bey yani ben... <laughs> proje çok iyi olmuş Ekrem Bey. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yani bu hareket. Ay, çok korkunç ya. O. Salon yarışma için Bir saniye. Bir saniye. <laughs> <laughs> ya işte bu, bu mimarların durumunu gösteriyor abi gerçekten. yani Hocam buradan da kendimize pay mı çıkarıyoruz? çıkar çıkarma Bilmiyorum, ya sakin Tufan, ol. Tufan kim yapmıyor ki yani o hareketi ama işte her yerde değil. Kamerim... Yani insani bir hareket ama tabii insan ya bu canlı yayın kazaları çok oluyor. Tabii biz de evden çalışırken yani. e, Zoom'da sürekli toplantılar yapıyoruz. işte arkadan var kıkır kıkır. Var mı sizin kıkır. herhangi bir kazanız? Benim kendi kazam yok ama başına gelen bir abimiz var. <laughs> yabancı bir abimiz arkadan... Hanımefendisi artık sevgilisi mi karısı mı günahına girmeyelim. Dur neye gelecek? Bebeğim ne olur yapma falan filan dedirtti adama yani şeyde toplantıda. Ha. <laughs> Lan şey oldum yükseldim ne diyor acaba? Yani? Adamın da mikrofonu açıkmış böyle derin sessizlik oldu falan. Ha. Kıkır ha. kıkır gülüyor arkadan ha. han hanım. Ya işte hocam. Abi olabilir. Tehlikeli zoom. Ama hiçbir şey doğa üzümcü olur. <laughs> <laughs> Selamlar kendisine geçmiş olsun Gerçekten Vallahi talihsiz kaza olsun. Canlı yayın Biraz kazası talişsiz. bence <laughs> isteyerek yapmamıştır İsteyerek yaptıysa da iyi trolleme tebrikler Diyorum <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bu Taksim meydanı konuşuldukça Aklıma şey gelir bir Bundan 4-5 yıl önce gördüm çok eski bir Gazete 1930'ların mı 20'lerin mi ne gazetesi karikatür var Karikatürde bir adam diyor ki Ne diyordu birbirlerine bilmiyorum ama son laf Taksim'de inşaat bitmez o kim karar 30'lu yıllar yani Cumhuriyet Gazetesi falan böyle Oo. o zaman yani. Ama çok ne değişmiş ya yapılanlardan. 30'lu yıllar. Şey Aynen. 30'lu yıllar ya. Yani. Wow. O zamandan beri yıkıyor, yapıyor, yıkıyor, yapıyor. O geliyor, AKP geliyor, CHP geliyor, bilmem ne geliyor. <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> yani sembolik anlamı evet. da yüksek aslında demek ki. Tabii Taksim yani. Demek ki yani. <laughs> Demek ki önemli değil. Ben diye. de şu an fark ettim ki yani. <laughs> Demek ki önemli bir. <laughs> yani. Ya hep sıkıntılıydı yani. Ben açıkçası şu an tekrar canlan canlanacak olmasından çok mutluluk duyuyorum. Özellikle Gezi Parkı olaylarından sonra. Çünkü öncesinde şey vardı daha rahat bir ortam vardı. 1 Mayıs kutlamalarına izin veriliyordu. Bununla övünülüyordu falan. Son 1-2 sene öncesine kadar yoktu da Bu öyle bir şey iş i̇şte, işte. Yani son... çok çok önceden bitti o. Ha, evet, evet, Ve tabii. bir inşaat olarak devam etti. Şimdi bir böyle beton bir yüzey oldu. Orada kocaman kocaman polis arabaları falan. Korku insanlar bir araya gelir diye meydanda. O açıdan özenilmesi yani meydanların yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde bir meydanı güzelleştirme çalışması gerçekten çok güzel bir hareket. Bence de olumlu. Takdir etmek lazım. Hayırlısı olsun diyoruz ve bir sonraki <gülüyor> konumuza <gülüyor> Böyle konu bağlamış işte hocam. Ya belediye hocam olunca ya. şey oluyor değil mi abi böyle gençliğimiz var. Heyecanımız <laughs> yüksek. Kolları sıvadık oturuyoruz zaten burada <laughs> üç kişi şey <diyor>. kimse görmüyor <laughs> ama. Abi siyaset çok tehlikeli. <laughs> bak damarına giriyor milletin var ya görüyorsun bak. <laughs> ay ay. Evet Cansu'cum bugün konu Cansu Cansu bugün. Hocam çabucak konuşun da gideceğim, işim var <laughs> 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 <Boyan, gülüyor> Hazırlanıyorum ben ya. İlk dakika <laughs> gönderdik, gitmedin. Gidişini herkes bilmiyordu, şimdi herkes biliyor. Artık evet. Öğrenildim. Evet, ufak ufak planladın, programladın. Uzun zamandır. Sinsiçe gibi öyle bir anlattın ki. <laughs> Pandemi kötü vuruyor tabii bu tür planı evet. olan insanları. Aynen öyle Ve özellikle öyle. Oldu. bu dönemde bir göç planı yapmak çok daha zor. Evet. Senin için zor oldu mu? Pandemi seni nasıl etkiledi bu göçle ilgili? Ya açıkçası sürekli bir hayal kırıklığı yaşadım ben bu süreçte. Bize açıldı, açıldı. Açıldı, açılmadı. İşte gidebiliyoruz. Kapılar kapalı filan gibi. Hadi yani bize açıldı, kapılar kapalı falan gibi. Böyle sorunlar yaşadım ama sonunda galiba it is happening. It is Bilmiyorum. happening dedi. <laughs> Söyledik de Belçika'ya gidiyor diye? Evet. Yurt dışı dedik de Belçika. Yurt dışı yani. nereye gidiyorsun? hocam? Katar'a mı gidiyorum? Bak Katar'ı da iyi pisleyip durduk. Bu da bizim lafımız oldu. Yurt dışı nere yurt dışı? <laughs> Hangi yurt dışı? <laughs> nere yurt dışı? Belçika. Evet. Belçika'nın neresine gidiyorsun? Antwerp. 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 Evet. Güzel bir yer. Güzel memleket. Üç Vallahi isimli güzel. bir yer ya orası. Ve Antwerp mimarlık Antwerp. yapacaksın değil mi? Evet. Evet. Yoksa yok, başka tabii. bir şey. Yok yok proje ofisine gidiyorum. Yine burada yaptığım şeyleri Aynı aslında yapacaksın. orada da sürdüreceğim. Aynı Tam bir beyin güçü işte hocam bu. Tutamadık kızı yani. Kaçırıyoruz yani. Bu ülke çok şey kaybediyor. <laughs> değil tabii ki. Var ya bir tane Yiğit Özgür'ün <laughs> karikatürü söylüyor. Sen gidersen şu olur böyle olur falan filan diyor. Yok yok falan diyeyim <laughs> Şaka şaka. Şimdi burada. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Diyor yani. niye, niye utandın ki? Hiç yani, ya. Hoşuna gidiyor baksana, de gülüyor. Otancı. Dedikçe gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Cansu Sağ olun arkadaşlar yok, yok, gerçekten. Öyle denir mi? Sevgi dolu uğurlamanız için teşekkür ederim. <laughs> Kıskanıyoruz oğlum Siz millet kaç, yani çok Aa. insan gidiyor tabi. Ama bir o kadar da gitmeye niyetli olup gidemeyen insan var. Ya açıkçası ben bayağı korkuyorum. Yani başlarda çok hevesliydim, çok istiyordum. Bunun için gerçekten uğraştım yani. E son bir iki senedir hayatımı aslında bir nevi yönemi batıya çevireyim adımlarıyla donattım. Öyle sürdürdüm yani hayatımı. O yüzden hani çok istiyordum filan ama bir taraftan şu an gerçekleşiyor. Çok gaz kaldı ya. Yani çok korkuyorum. Çünkü hem burada oturmuş bir sürü sistemin var, ortamın var, arkadaşların var. Oraya gittiğinde yapayalnızsın. Ne olursa olsun. Değil e, mi yabancı öyle şimdi dil, Cansu? Niye öyle bilmem diyorsun ne, yani? Bir de kötü bir dil ya. Ben hiç sevmedim şey ya. Flemankçe. <laughs> alışamadım şekerim. Bak Almanca filan okey de yani. <laughs> Flemenkçe biraz zorluyor. Ama İngilizce konuşuyor ofistekiler herhalde. Konuşuyorlar. Zaten uluslararası bir projeye gidiyorum. Ha, direkt proje olarak gidiyorsun. Yani. E, yok proje olarak gitmiyorum ama e, özellikle bir yürütücüsü olarak gittiğim proje uluslararası bir proje. Evet. Diğerleri daha çok Belçika içerisinde bir takım renovasyon vesaire proje. Yani iş, iş iş yapma anlamında da korkuyor musun? Yani korkuyorum dediğin şey benim anladığım taşınma, yeni bir hayat, yeni bir ortam, evet, yeni o. bir ev falan. Evet. Her şey yeni baştan Adaptasyon kuracağım. yani. Peki, evet evet adaptasyon. İşe dair de bir şeyin var mı? Yoksa abi giderim, yaparım ne Bir olacak noktada misin? var. Çünkü ben şimdi oraya BİM yürütücüsü olarak gideceğim ama bütün dokumentasyon her şey ama her şey Flemenkçe. Hmm. Ee, bir noktada hani bir <laughs> birkaç ay gerçekten çok zorlanacağım. Bir de onlar yavaş standartlar, yavaş öğreneceğim anlamında, tabii. standartlar anlamında çalışmalar yaptılar. Yani Hollanda'nın da var, Belçika'nın da var. Kendi çalışmaları. Var. Bu doğru. risk hocam. <gülüyor> Normalde <gülüyor> var çünkü mı? uluslararası e, standartlarla sadece gidersen en azından senin de aşina olduğun ve İngilizce'de olduğundan biraz evet. daha rahat yürütebileceğim. Farklı Yerelleşirken bir olaya. gidiyorum. Biraz sağını solunu değiştiriyorlar ya. tamam. Hı -hı. Burada bir nasıl? Belçika'da nasıl? İşte hani yerleştirildiyse her, hani ben detayları ha. bilmiyorum Belçika'daki bilim standartlarını ama çok ben de yavaş yavaş çeviriyorum hayırlısı hocam. Hayırlısı olsun diyorum Cansu. Cum. Hepimiz için hayırlısı. <laughs> Bilemiyorum ben çok dil beni korkutuyor. Yok yok halledersin gayet halledersin. <laughs> Var mıymış ofiste Umarım. başka ülkeden insanlar yoksa sen Belçikalı'nın içine böyle düş, düşecek misin? Ee, bir ara işte bir Rus arkadaşla çalışmışlar. Çalışma arkadaşı olarak bir Rus arkadaşla. Onun dışında şu anda aslında bir ben yabancı olacağım. Diğerleri Belçikalı. He, ya da oralı güzel, işte artık Belçikalı ortam. derken hani bilmiyorum o bölgenin diyeyim insanı. Ama şey diğer partnerler yurt dışından işte bir kısmı işte atıyorum mekanikçimiz İspanyol. Hı -hı. işte statikçimiz Fransız. Farklı farklı ülkelerden işte, o güzel işte, elektrik falan galiba İran'dan. <gülüyor> <gülüyor> öyle, <gülüyor> biraz, şey bak. öyle biraz karışık yani. <laughs> İranlı ile arkadaş ol. Bizim o Adrian gibi gibi oturacak ofiste. Adrian gibi oturacak ofiste. <laughs> aynen aynen. Nasıl iyi mi böyle? İyi mi böyle? Böyle yaparsın. Flamanca <laughs> <türü, gülüyor> öğren nasıl, Tabii, iyi aynen. Şeyi, tamam, tamam. nasıl iyi mi böyle? Bir de işaret parmağında şöyle daire yapıp çeviriyorsun. Nasıl iyi mi böyle? Nasıl iyi? Bu anlamını söylememiz lazım. Dinleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Ee, biraz Adrian'dan bahsedelim. Know Your Meme diye bir internet sitesi var. Böyle internette ee, caps'leri falan çıklıyor. Bu şuradan çıkmış bu. Çünkü Oo, o kadar çok, çok, çok oluyor iyi. ki. Ay yaşasın ben oraya bir gireyim ya. Yakalayamıyorum çoğu zaman. Anlayamıyorsun ya oraya yazıyorsun çıkıyor yani. Şuradaki şu diziden, buradaki bilmem neden <laughs> Çok iyi. diye. Şimdi bizim Ümit Işık diye bir renderci <laughs> arkadaşımız vardır. Kendisi sizden iyi olmasın. de verseydin. Sevgili... <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyicilerimiz. Kendisi böyle troller milleti. Böyle uzaktan <laughs> çay karıştırma hareketini böyle scale on yapın. Üçlü onla çarpın. Böyle büyük bir çay karıştırma <laughs> hareketi yaparak. Scale. Orada konuşuyorsunuz hani iyi mi öyle? Hani iyi mi? Hani i̇yi. iş yok herhalde boşluyorsunuz. İyisiniz herhalde falan. Bir güzel laf sokma ya valla. İyi İyi mi Bizim Adrian'da bizim İspanyol arkadaşımız. Onun da yani herhalde ilk öğrendiği argo Türkçe kelimelerinden biri olabilir. Hani iyiyim böyle. <gülüyor> <gülüyor> hani İngilizce devam edip arada dönüp oraya iyiyim böyle deyip tekrar İngilizce <laughs> devam ediyordu. <laughs> Onun bir de emoji'si iyi var. Ya. İyi mi böyle, böyle Aynen böyle fırıldak dönen mavi bir emoji var ya böyle böyle <laughs> ya, böyle. Ya bana onu gösterin. GIF, gif yapıyorlar. Ha, Biliyor musun? Bana gösterin. <laughs> sinsi sinsi gidiyor. Üç adam bir yere gelmiş bir şey böyle. konuşuyor. GIF yaparken eliyle böyle yapıyor, gösteriyor <gülüyor> 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 öyle. Whatsapp'tan gönderiyor. İyiymiş, hey gide, yollayın hey yollayın bana da. Ya bambaşka bir dünya. Valla ben senin adına heyecanlıyım. Keşke Heyecanlı biz de yaşasak biraz. böyle şeyler. İnşallah yaşarsınız ya. Ben bir adım atayım bakalım bilemeyiz hayat. Yani yeni iş hani ülke içinde farklı bir projenin farklı bir safhasında bulunmak, farklı bir ekibe geçmek bile bir böyle heyecan veriyor insana. Evet doğru. Yurt dışına gidip de tamamen lokal insanların olduğu bir ofise düşmek güzel olsa gerek. Tufan Belçika'da var mıydı birisi? Hani gitsek Belçika'ya, geçsek oraları akşamda kalırız dediğin biri var mıydı? Cansu. <laughs> Artık Cansu var. Ben, ben Hayır hayır bir dakika Cansu diye arkadaşım var hakikaten Antwerp'te. Ya, <laughs> biz var mı? Cansular olarak Aa, evet. <laughs> dünyanın Ama... jeopolitik önemli konumlarına dağılmış bulunmaktayız. 90'larda iyi Cansu üretimi olmuş hocam. Ben de Cansu kontenjanından zaten gidiyorum. Antwerp'teki <laughs> ikinci Cansu tanıdığım olarak Cansu'yu yolluyoruz bu hafta. Benim böyle, bu şekilde öyle bir şey oluyor mu? Sende de böyle pragmatist yaklaşımlar. Hani iyi farklı ülkeye gitti gidersek hani. <laughs> o geçen sene ben bütün Avrupa tatilimi bunun üzerine kurdum. E, Frankfurt'ta yani. gittim, orada iki arkadaşım var. <laughs> Atina'ya gittim, orada arkadaşım var. Çok haklı bir. İyi davranış. ki gittiler. Şimdi seneye Antwerp'teyim. Hadi bakalım. <laughs> ben de bakalım evet, şanslıyım yok. Gerçekten <laughs> seni Cansu görmeye gideriz kesinlikle. Gelin ya, Valla harika olur. Çok isterim. İyi Otomatik şey. kestin Antwerp'teki bölümüne hoş geldiniz. Oo, evet. eğer bir de o evi tutabilirsem Antwerp var ya. Antwerp stüdyolarından. <gülüyor> <gülüyor> Antwerp, stüdyoları. antwerp Stüdyolarından çekeriz yani neden olmasın da. evet. Ahşap tavanlı Antwerp Stüdyolarımızdan. Tabii izleriz. çok deprem riski olmadığından evler daha özenli yapılıp daha uzun süre kullanılıyor. Bu iyi bir şey hocam. <laughs> deprem <Evet>. olunca <laughs> verme Nasıl? çatma mı yapıyorsun? Yani evet. Sen şu an kendimize bahane buldum galiba Ne yaptım yaptım hocam ya? Mesela yaptım. Amerika'da <laughs> fırtına bölgesinde bir sürü ahşap ev var. Hepsi yıkılıyor. <laughs> bir sonraki yıl Çatılar uçuyor yapıyorlar. ya Yine güzel <laughs> yapıyorlar ama değil mi? Bizdeki gibi değil abi. Olmadı hocam. şey gibi oldu benimki yani? yıkılacak gibi. Bütün o 80'lerde 90'larda. Eyvah çok fena bir bakış açısı. Yok ya bu bağlam çok kötü oldu gerçekten. Arkadaşlar özür diliyorum bence saçmaladım. <laughs> Kesin abi burayı bu ne? Kim Ama şu var. Ee, <laughs> gerçekten bölgenin yerleşiminin eski oluşu orayı güzelleştiriyor. Hollanda'da ben görmüştüm. 200 yıldır aynı yerden gidiyor tren. Galiba 200 ya 120 ya 200 şimdi tam yanlış da söylemeyeyim. Tramvay hep aynı hattan gidiyor abi şimdi düşünsene ya burada. Burada iki sene aynı hattan giden şeye baya espri yapıyorlar otobüs altına yani hep aynı bu yani düşün orada Hocam, bizim şehrimiz yapmış. ama çok dinamik ya şimdi o, kıyaslayacaksan birçok açıdan bizim şehrimiz o? her anlamda dinamik ama yani. şehrimiz bak gider gitmez bizim başladı şimdi oradan bize şey yapar mı acaba gurbetçilik güve. gurbetçilik yapar mı biz orada çok kötü yaşıyoruz <laughs> şey Türkçen Türkçen bozulur mu acaba <laughs> hasret Bilemeyiz, var hasret bir şey söyleyeceğim. <laughs> Filemenkçe <laughs> Türkçe mi bozabilir ya Çok Burada. gırtlak çünkü çok e, bilemiyorum <laughs> diye Konuşurum yani gelip buraya Evet çok G'leri çok gırtlaktan Çok ya ben bayağı, çıkarabilecek bayağı. miyim O sesleri hepimiz merakla bekliyoruz yani <laughs> Evet ya bilmeyenlere söylemek lazım Almancayı beğenmiyorsunuz ya Daha kötü falan denebilir mi? <laughs> denebilir Ben katılıyorum direkt bu cümlenin dilin, dilin. altına Dilin adını bilmiyorum. söylemek bile zor. Ne flamenkçe mi? Flamanca mı? Flamenca mı? mı? Bu arada Flemenkçe bu Hollandaca olan değil, değil mi? Bu orada şey küçük farklar varmış. Ha. Ee, sevgili tufancığım bu konuda bizi aydınlatmıştı. Tufan ha söyledin mi sen? Hmm. O yani küçük Önceki farklar olduğunu biliyorum. Sadece o küçük farkın farklar. ne olduğunu bilmiyorum ben. Bazı telaffuz farklılıkları, bir de bazı tamlamalar Kıbrıs ifadeler değil ya. Bence çok öyle değil. Çok tatlı bir şey lan Kıbrıs Türkçesi. Evet. Gittin mi? Şu program var ya Masterchef'te bir tane yani. Kıbrıslı kız var. Dinliyorsunuz mu onu? Çok sempatik. Hiçbir fikrim Çok tatlı. Açın sırf o kızı dinleyin. Yani. Hadi ya. Dünya komiği bir insan. Ya ya ben çok iyiymiş. Umöb'ün bir tanesi Ulusal İmparatorluk Konseyi'yle buluşmasının 11.siydi galiba. 11.5 muydu? Buçuk mu? Buçuk buçuk. Bir kış ayında, ocakta şubatta gittiydik. Sen var mıydın? Ben yoktum. Sen yoğdun Fakat yok. çok çok güzeldi. Orada abi Kıbrıs halkını bulaşmak çok güzeldi ya. Böyle bayağı bildiğin başka <laughs> bir ülkede gibisin. Ama anlıyorsun. Ama başka da ülkede eğlendiğin o farklılık var yani. Dillerinde var daha doğrusu. Çok tatlı ya. Ben de çok sevmiştim. Çok farklı konuşuyorlar ziyaretimde diyorum. Ben çok hoşuma gidiyor benim ya Farklılık. Farklılık hoşunuza gidiyor. Musun? Kafa ol tabii canım. Ben çok Yavru seviyorum vatan ya. renk... <laughs> Yavru vatan ya. Yavru vatan. Farklı renk güzeldir ya. Yani Kimisi iyidir. sevmiyor hocam. Farklılığa böyle ters bakıyor ya. Yobaz. Nedim <laughs> yok yere. Net gönderdim ya. birine gönderdi yani. <laughs> O gitsin ya. <laughs> birine yükseldik. Yok yere. <laughs> i̇yi, i̇yi ben cansun'un <laughs> açıkçası dişine seviniyorum. Ledim. Yani öyle bir öyle bir yobaz dedin ki o sırada birini düşünüyorsun yani bir kişi Kafa var. var dedim <gülüyor <gülüyor> Ahmet der gibi dedin yani. Yobaz ya, ya, Ahmet sana devam etlerin hiçbir yobaz <laughs> Ahmet değil. De yobaz. buradan Hatta Ahmet bir arkadaşım. O da İngiltere'ye göçmüş bir Ahmet arkadaşım var. Dinliyor olabilir belki. Ona da selam gönder. Bu ne lan böyle sağa sola selam gönderdiğimiz bugün, bir şeye döndü. Bugün çok isim düşürdük ya. Vallahi. Aynen. sağa sola isim saçıyoruz bugün. <laughs> evet. Şimdi Cansu'cum birincisi bildiğin işi yapacaksın. Ortalama aslında İnşallah bildiğin bilgi. dilde konuşacaksın. <laughs> Ama ona rağmen Haydi, yine de evet. kültür anlamında burada ben şimdi gideceğim buradan şunu da yiyeyim de öyle gideyim falan şunu da yapayım da öyle gideyim dediğin ben şimdi gider gitmez kesin özleyeceğim dediğin bir şey var mı? İstanbul'da? Tabii dört gündür sarma yiyorum <laughs> ciddiyim annem iki koca kap sarma getirdi. <laughs> Gerçek anlamda. Sarma bulursun ya bulunmaz mı? Ama antrenmanı bulamayabilirsin yani Almanya ben olsa. Şöyle söyleyeyim Almanya'da benim Erasmus yaptığım dönemde... ...international dinnerlarımız vardı. Orada bir börek yapayım dedim yani. Ülkemizden de bir börek yapayım dedim. Olmadı ya. Yani kötü yufkası yufka değil... Patatesi Oğlum, o sebebi, rey, gerçi. da reis sen yapamamışsın. Sen Yok sen ya ben burada. O... <laughs> hani bir Türk restoranı vardır onu demek istedim. Sen sarma yap da ye onu demedik yani. <laughs> Çık dışarı da bir gez. Hayır ya demek Koca istediğim Alman malzeme. topraklarını suçladı fark ettim. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Söyleyeceğim, buranın gübresi <laughs> gübre değil. Burada Bak, Burada gelen un. <gülüyor> buranın <gülüyor> patatesi patates değil. Ama kendi yetiştirmiş değil, tam değil mi? maddesi farklı ya. Kastettiğim. Oğlum aynı şey yani hani un, su, Yetiştir. yumurta. Hayır değil yufkası. Tereyağı. Affedersiniz kayış gibiydi yani. Çok affedersiniz. Bence bulur su kesin. Türkiye'den ya. gelen Vardır asma yapraklarıyla. Vardır da ben yapmayacağım için. yani Oturup sarma yapmayacağım bence. Türk restoranı bulur Zor. ya bence. Türk restoranı bulur. Sarma Bulurum bulur ya. Bulurum ya Finlandiya değil sonuçta. Ben Bundan yıllar önce, yıllar yıllar <gülüyor> <gülüyor> önceydi. Tufan'ın Erasmus i̇şte, anıları. Kamp <gülüyor> ateşi <gülüyor> belirdi değil mi? Hadi yıllar doğru. yıllar önceydi. <gülüyor> <gülüyor> Buraya müzik girmek istiyorum <gülüyor> ya. Gülersin <laughs> hocam çıtırdama <laughs> sesleri alır. <atmış. Çıtırdama. gülüyor> <laughs> ya niye şey yaptın? Hüzünlü müzik girdi. Hüzünlü ya seviyoruz. Şov haber yani. müziği mi? <gülüyor> ha, evet. <laughs> evet. Alev Cansu Antwerp'te çöp evde bulundu. <laughs> turuncu saçlı mimar. Evet. Büyük hayallerle Antwerp'e taşınan Alev Cansu. <laughs> Artık turuncu değil bir kere zaten. <laughs> evet Cansu saçları. Ya İspanya'nın küçücük bir şehri yani A Coruña mı öyle bir yer 300 bin falan nüfusu olan bir yer Geziyoruz sokakta köşenin birinde Türk restoranı çıktı sarma dolma bilmem ne yazıyor böyle Türkçe ben dedim nereye geldik yani sen mi bulamayacaksın Tabi canım bulurum bence de yani Sabah sucuklu pastırmalı yumurta yapan yer vardır orada kesin Yani çok hoş sevmedim yemek tabi şaşırtmadı beni ilk ilk yemek demesi şaşırtmadı ne demek istiyorsun? Yok <laughs> yok yo, yani yemek çünkü <laughs> abi özleniyor. Yemek gerçekten ülkemiz evet. o açıdan iyi. Kahvaltılarımız. Ama Almanya'nın dönerleri Türkiye'nin dönerlerine daha iyi diyorlar Cansu. Diyorlar ben katılıyorum. Ben <laughs> Vallahi ben daha çok seviyordum <laughs> ben ya. Ben de çok. Müthiş ben yani. yemedim Almanya'da döner. Ya Bayağı iyi. iyi. Beşiktaş'a açıldı bir tane bir iki ay önce bu arada adını <laughs> Alman döneri mi? ama. Almadın Yedirmedin ya bize. Ne diyorsun? <laughs> aynen, aynen. Almanya'daki Alman döneri. Türk döneri. ha. Almanya'daki gibi sarıp hani Zombi yoğurt sosu yapıp soslu. falan o o içeriklerle yapıyor. Çok güzel oluyor. Vay Seviyoruz. Be. Nasıl ben bilmiyorum. Almanya'daki döner nasıl tarzı nasıl oluyor? Çok değişik sosları oluyor. Yoğurtlu işte farklı sebzelerden, baharatlardan bir oluyor. Bir inovatif durum mu söz konusu? Biraz evet, farklı bir yorum biraz, var. Evet. Çok bol salatalı ve hmm. bol etli. Hatta Mesela biz de... <laughs> bazıları şey yapar değil mi? Çok geniş ağızlı bir lavaş içinde Aynen. dolu. Önce bir kaşıkla Kaşıklı, başlarsın. Kaşıkla çatalla bir içini bir yersin biraz. Ondan sonra devam edersin sarıp yemeye. öyle bir olmuş hocam. Şey. Kupir. Yok. Değil. <laughs> değil <yani. gülüyor> Şöyle anlatınca <laughs> Şimdi ben cahil bir arkadaşımız olarak şey tavukla sebzeyi farklı. püre yapmıştım. Mayonez falan böyle kumpir olmuş. kumpir. Döner aromalı kumpir. Yani kulağa çok berbat geldi bu arada. <laughs> övülüyor övülüyor gerçekten. Yani, yani. iyi ya. Almanya'da döner yiyen Türkiye'deki döneri bir affedersin bokluyor Meh, yani. İçine hani. iki tane yalandan et atı vermişler. Ya bu porsiyon küçültme olayları benim canım çok sıkıyor Tufan. yani gerçekten bakıyorum her şeyin porsiyonunu küçültüyor. fiyat azalıyor, porsiyon küçülüyor. Bu gıda konusunda biraz geri düşmüşüz düşmemiz canı sıkıyor yani. Hmm. Sen şimdi orada güzel güzel bayağı eti falan ucuza alırsın. Çok etçil biri değilim ama. E, Olsun. Evet. Al, Senin için yeme. alırım ya. <laughs> al fotoğrafını gönder bize. Biz de anlatalım millete. Benim arkadaşım. Demek <laughs> siz geldiğinizde size et yapacağım. <laughs> tabii tabii. Avrupa'nın McDonald's'ı bile güzel, güzel valla. Başka bakıyor. Çok acayip. <laughs> valla gerçekten öyle ya. Gerçekten <gülüyor> öyle <gülüyor> ya. Böyle öveceğiz mi hocam hep? Ben yani de. yani bilemedim mutfak konusuna gelirsek ben çok övmeyebilirim ama onun dışında överim galiba genel Ama olarak. senin elinden meze falan geliyor sen yaparsın mutfağın oradaki tabi belçiklere şey yaparsın yani. <laughs> Kendime ee, yapayım yani ne belciklere benim. Niye orada e, hünerlerimi göstereyim falan. Kültürümüzü tanıtmaya mı gideyim? Türk Tanıtma. gecesi şap diye yukarı böyle çiğ köfteyi falan. <gülüyor> <gülüyor> Ofise çiğ köfte getiriyor değil mi? Sabah böyle Ay, sabah 5'te kalkıp yoğurmuş onu böyle. <laughs> Belçika'da Antwerp bir Antwerp sabahı. Bir şey söyleyeceğim çok sürreal olur ya. Çiğ köfte Düşünüyorum ya. da yani. Hakikaten tavana eğer o 1890'da yapılmış evin tavanına <laughs> cah diye çiğ köfte fırlatıp <laughs> yapıştırırsam bayağı acayip olabilir. <laughs> Tufan sen de bir zamanlar düşündüydün. Sonradan seni alıkoyan bir şey olmuş muydu? Yoksa daha iyi teklifler gelmiş belli ki. Yeni işim çok seviyorum. Yeni işin. <laughs> Çünkü Valde hepimizin yani. oldu bir. Bir tam bir gitme durumu oldu ve dön dönme dönme değil de vazgeçme durumları oldu. Yani sen düş... de biliyorum sen de de var. Yani düşünmekle talep görmek ayrı bir şey tabii ki. <laughs> ha o da o da var ha. Bak çok konuşuyor adam. Gideceğim gideceğim diyor. Yani hiçbir şey olmuyor o da var. Yani gideceğim demekle karşıdan da gel diyecek adam bulmak çok kolay Ama olmuyor. Cansu Su da işte 1-2 yıldır arıyordu. Belki bilmiyorum daha uzun mu? Bir iki yıl dedin ama. ya yani şöyle sürekli aramıyordum ama belli iki yıldır bu niyetteydim. İşte mesela. Son bir yılım zaten şey hani bir, bu projeyi de yapayım ondan sonra gideyim şeklinde geçtiği için. Ee, belki şey diyebiliriz bir ilk bundan iki sene önce bir 6 aylık sürecim Amerika'ya gitme çabasıyla geçti. Sonra dedim ki bayağı bo boşa bir çabaymış o. <laughs> Amerika bizi istemiyor daha arkadaşlar. Daha zor ama evet oranın... Çok Hukuk, sıkıntılı yani. İnanılmaz daha zor. neler zorladık danışmanlar, yani. Bir danışmanlar, manışmanlar. Bir sürü avukatlarla ay, çalıştık avukat falan adam. olmadı yani. O, olamadı. Ama tabii Amerika daha karlı, mağlup. <laughs> Tufan'cığım bir şey söyleyecek <laughs> Tufan bir şey diyecek dur. Kaldı. Hayat sen plan yaparken başına gelenlerdir. Ee, demiş <laughs> John, evet. John, yani. Lennon diyor John Lennon. John diyor. Lennon mu diyor o da? John Lennon mu? bırak olsun demiş. Let it be. O yüzden ben de bıraktım. Şu an buradayım. Eğer başka biri gel derse bana şu İstanbul'un batısından... <laughs> Bir de ne bileyim Güney Kore'nin batısın doğusundan bir yerler. O arası bir mı? şey çizdin dur. <laughs> 35, 35 ile 120 doğu enle oh. doğu şeyi boylama arasında. Yani? Geçen 100, şeyle konuş... 120 nere çok merak ediyorum. Şu acaba nereye 120 yani? Hint... Japonya'yı falan yemiş düşünsene. Hindistan'ın en doğusu abi. Hindistan'da bitti. Onun doğusuna giderim. Sonra... Bunu baktın mı? Buna yoksa bu da bak... var. <gülüyor> <gülüyor> Bunu böyle anlatmak için öğrenmiş. Çalışmış. Hayatımı bunun yani. üzerine kurdum <laughs> şey. Ya yok bizim işler böyle şeyde ya hep Orta Doğu'da, hmm. Orta Türkiye, Türkmen ülkeler falan. Ben beni iki cumhuriyetler. İlgimi çekmeyen lanet olsun dediğim böyle yerler yani. Hiç aman diyeyim. <laughs> Başıma <gülüyor> Eyvah, çok büyük bir <laughs> valla şu an Türk inşaat Sektörü'nün bayağı para kazandığı bölgeyi sildin attı tufan. Tamam para kazanmayayım oraya da gitmeyeyim düşüncesinde bir adamım geçen gün onun lafı açıldı da ben de arkadaşa <laughs> dedim ki dedim 35'te 120 arası bana bakma hani. <laughs> <laughs> bir CV örneği istedi benden dedim benimkini bir yere yollayacaksan <laughs> yok dedim ama. Ya çalışma şartları hoş değil tabi. Şimdi ben bulundum mesela 35'te 120 özellikle senin o 120'ye çok yakın yerlerde <laughs> uzun süreler geçirmiş biri olarak. Ha yani şunu ya çok uzun değil e, şunu söyleyebilirim gerçekten hayat standartları değişiyor tabii yani Avrupa'da olmakla ya orada biraz şey gibi böyle şark hizmeti gibi bir şey oluyor onlar <laughs> valla gerçekten Zorunlu yani göre. ben para kazanmak için gidiyorum <laughs> anlamında oluyor yani görüyorum oradaki insanların da hayatı da olmuyor çoğunlukla şantiye oluyor bu arada proje ofisine pek giden olmaz Kazakistan'a Özbekistan'a o bölgelere Türkmenistan'a yani Allah göstermesin Türkmenistan'a ama <laughs> Türkmenistan'a. <laughs> projecilik için gitmiyorlar genelde. Çoğunlukla şantiye için gidiyorlar. Ve bayağı zorlu bir çalışma temposuyla. Geceli gündüzlü hafta sonu da çalışıyorlar. Evet güzel maaşlar oluyor ama abi ölüyorsun yani. Sağlığın gidiyor. Bir de sosyokültür anlamda da köleliyorsun. O anlamda Avrupa gerçekten bence çok güzel. O zaman bir kişi daha ekleyelim bu mimarlar gününü kutladıklarımıza. Sırf kariyerleri hebasına Gidip de o 35-120 doğu <laughs> <laughs> evet, Allah'ın unuttuğu ama yine de inşaat evet, olan evet. yerlerde çalışan Türk mimarlar. Gerçek <laughs> anlamda canlı dışına takarak <laughs> çalışan. kandil gecesi duası gibi olmadı mı? Bu da <laughs> ne yapıyoruz <gülüyor> ya? Amin <laughs> ellerde. Ben kutladıkça amin deseniz siz hakikaten. <laughs> yani Hocam olabilir çok ya, hakikaten. <laughs> Avrupa'da lazım. iş bulup gidebilen Türk mimarlara da amin. kutlu olsun. Amin. <laughs> amin <diyorsun. gülüyor> evet yani evet doğru. <laughs> ya kötü yerler var. Gerçekten hani yurt dışına gidip hani para için Afrika tarafına giden biliyorum. Kötü, kötü yer. Irak. Evet Tufancığım Irak. Senin bir ara Irak'a gitme durumun vardı. Baya sana kirli evet, falan sonra? vereceklerdi keleşmeleş. <laughs> yani Irak'taki projemiz devam ediyor tabii ki. Bir buçuk iki yılı daha var o işin gibi gözüküyor. belki ha. gidersin Tufan... ara, ara bana da çıtlanıyor yani Tufan gider misin? Gidilir i̇şte orada kalınır altına falan. altına Ama mesela tam da bunu söyledikleri zaman bunu çıtlattıkları zaman ertesi gün haberlerde şey çıkıyor. Bağdat Havaalanı'nın 5 kilometresinde 3 tane füze atıldı. 5 kadın 3 çocuk of. öldü falan olan diye. Ne kötü ya. Ya, ya Allah ver 50 bin lira ver ayda 100 bin lira ver yine de herhalde gitmem yani. İşte veriyorlar gidiyorsun sonra. Herhalde dedim arada dikkat <laughs> ederseniz. Yine de bir soru işareti var canım Arada orada. bir herhalde dedim. 50 100 yani. yola gidiyorsun abi ondan sonra. Riski işte hayatına yapıyorlar hocam. Abi valla Allah göstermesin giderim Can, başka iş yaparım. Belki geçen sene yani falan çok düşünürdün de şimdi artık düşünmezsin herhalde ya. İstanbul'dayız abi yani. <laughs> ne dersin şey galiba? <laughs> yani orada şey oluyor bak ben gidenlerden biliyorum. Bir sene canımı sıkarım diyor. Gelirim o parayla ne bileyim ev alırım biraz daha rahat ederim bir süre kendi zamanımı fonlarım falan düşüncesi oluyor yani varsa gidenlerde. enerjisi. Evet, bence varsa. ama şey öyle değil mesela Avrupa ya da Amerika tarafına yurt dışına gitme olayı bayağı aslında bir fikir anlamında gitme oluyor yani yaşamaya ben para gidiyorsun yani. evet yani o tarafta öyle bir farklılık daha var, köklü net. bir evet şey var hani geçerken uğramak gibi değil ee, gerçekten oraya gitmek ya oraya yönlenmek şu benim aslında takdir ettiğim bir durum baktığın zaman arkadaşlarımızda bir sürü giden insan var ve kendi sektörümüzden değil diğer yan sektörlerden yazılımdan şuradan buradan da e, gidebilen insan olması bu aslında çok kötülediğimiz eğitim kalitesinin aslında o kadar da o kadar da kötü olmadığını ya da insan kalitemizde o kadar kötü olmadığını gösteriyor biraz. Güzel nokta. Ee, eğitim... Ne diyorsunuz buna? İşte <laughs> Ay, pardon. Şimdi yani, bir de hocalarının mimarlık gününü falan. <laughs> yok bambaşka bir şey Akademide söyleyeceğim. Akademi de terlerini akıtan. <gülüyor> <gülüyor> evet, yok lan tamam. hocalar. Hocaların Okulların koridorları. O normal. Hocalar bence iyi. Hocalar. Okey öyle diyelim. Ama ben başka bir şey söyleyecektim birazdan. Yok kendimi yani yaktım. Daha iyi eğitimler alıyormuşuz aslında düşündüğümüz kadar kötü değilmiş falan diyorsun ya. Esasen eğitimden ziyade bence bizim tecrübemiz. Yani Türkiye öyle bir pazar ki. Biz o kadar çoğuz ve o kadar çok iş var ki yani burada iş asla bitmiyor. Sen bir noktasında mutlaka minimum alanda maksimum iş maksimum kapasitede iş üretiyor oluyorsun ve mimarlığın her alanında istiyorsan yani bir 5-6 senelik süre içerisinde istiyorsan mimarlığın neredeyse her alanında şöyle bir girip çıkabiliyorsun. Bu inanılmaz bir zenginlik bence. Bunu Avrupa'da kolay kolay bulamazsın. Nitekim benim Amerika işte sürecimde Amerika'ya gitmeye çalıştığım süreçte başıma gelmişti. Adamlar şeye inanmadı ya. Portföyümdeki projelerin hepsinde çalışmış olduğuma inanmadılar ve gerçekten uzun uzun bana anlat benden anlatmamı beklediler. Hmm, burada ne Spesifik yaptın? Spesifik sorular Şurada sordular. Hmm. Böyle diyorsun ama işte şu şu ne oldu falan filan gibi. Ya tabii proje <laughs> sürelerinin daha uzun olması Amerika'da. Yani ve evet biz tarafında. burada çok zorlu şartlarda çalışıyoruz. Ee, ama bunlar bir taraftan da bizi çok zenginleştiriyor. Ben şeyi biliyorum. 8 senelik deneyimli deneyimle bir mimar olarak gidiyorum oraya ama oradaki 8 senelik deneyimli mimarla bence çok da benzer değilimdir. Eminim çoğunlukla ben kendi adıma demiyorum ama genel olarak biraz daha üst seviyede kalıyoruz bence. tecrübemizden dolayı. Kesinlikle öyle. Haftada çalıştığın saati oranlarsa Zaten <laughs> aslında 15 yıllık falan sen Seni şu an. Tabii evet, tabii En az 15. Yani. 15, <laughs> 15 artı şu anda. Şimdi oradaki Avrupalı haftada 40 saat 45 saat çalışıyor. Hayır 36 saat. 36 hey hmm. hey. Tufan bu boş ver saat ya Allah'ım bunu sensin. konuşalım abi 36 Bebeğim, 45 saat 45 saat, saat çalışan sensin Ben onun yarısını dün doldurdum zaten Dün ikide yaptım <laughs> yani, yani bu Şaka ah. mı? Bilmez i̇ki miyiz değil. ya hafta sonları resmi tatiller her şey dahil <laughs> Bu her şey dahil şeyi olayı buralarda Ya yani Bence bununla alakası var işte yani çalışma temposu çok fazla maruz kalınca o var. İkincisi iş ölçeği dediğin gibi yani burada çok acayip. İstanbul'da de, üçümüzle çok acayip. beraber de çok projelendirme işinde olduk. Evet. En düşük projeler gene haneli yani en az 100 bin metrekarelik projeler, büyük organizasyon, çok fazla paydaş. O insana çok şey öğretiyor tabii koordinasyon ki. Koordinasyon süreçleri inanılmaz şey öğretiyor. Öğretiyor insana. tabii ama şey de var bu arada bir işin doğrusu nasıl yapıları öğrenememe de var. O çok Yok mu? tehlikeli ya. Bence çok de tehlikeli öyle. O. Yani var, işte doğru yani şey, kötüye hayat, alışma. Hayatta kimle karşılaştığının ne kadar önemli olduğu şanslar yani. Yanlış öğrenilen Haklı. şeyi düzeltemezler ya hani. Vardır o. Ya Sporda da vardır. Ehliyet ya, alırken de. Aynen hareketi yanlış yapıyorsa zor yani. Yanlış öğrendiyse. Biraz öyle bir şey var bence. Hepimizde biraz var. Onu biraz kim anlatmıştı? İngiltere'ye giden arkadaşlardan biri anlatmıştı. Hmm. Hani adam uyarmışlar yani. Bu kadar yapma hani. Çok fazla... Hmm. ...çözüyorsun, daha çok hızlısın... ...çok şey biliyorsun sen, <gülüyor> <gülüyor> çok ...diyen evet. de var. Belki o sırada... Olacak o. Muhtemelen sana olacaktır yani. Cansu'cum niçin bugün... ...üç günlük iş yaptın diye... Durduk yere sabahlayabilirim mesela. <laughs> <Değil mi>? yani... <laughs> ben bu işi şey bitireyim bugün diyeyim. <laughs> Harbuki bir haftalıkmış o ama ben bir gecede halletmiş. Olabilir. Yani üçüncü dünya ülkesi Lillilik'ten -li 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 çıkabilecek miyim orada? Kolay kolay bilmiyorum. Yani bir süresi Bir ayda çalışma saati anlamında en çok kaç saat çalıştın bugüne kadar? Hatırlıyor musun rekorlarını? Rekorların tamam bir 330 belki. saati hatırlıyorum ama onun da üzerine çıktım. Son bir senede ben çok çok fazla çalıştım özellikle son bir sene. Oldu mu? Geçti mi? 330'u kesin geçtim. Ee, şeydeki zaman. 330'u kesin geçtim yani. Belki 360'ları bulmuşumdur. 330 4'e bölelim Tufan. Kaç diyor? 80 ve 4. Tamam. Böyle adam Hı, gayet tamam. güzel. 84 dedi adam. Milletin Adaysa bir haftalık sıradan. çalışması bende 3 hafta. <laughs> Aynen. Düşün yani. <laughs> ne 15'e hocam 8'i çarp 24 yıllık deneyimliyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Tabii her ay 3'ü şey de. olabilir. Tabii canım değil. Her de ay 330 ama... değil ama düşünün ki yine çok fark var yani. Hani bir ay 360'tır diğer ay 330'dur. Standart Diğer 200 saatlik bir şey bizim değil mi? O standart 200 civarında. Tabii ya. Hafta içi çalışıyorum. Sabah 9 akşam 6. Bazen 7 oluyor, 8 oluyor diyen adamın genelde 180, 200, 200 oluyor. 200 falan. 200 olur aynen. 7 yani 8 oluyor. Düşününce 36 diyorsun. ile çarpınca düşününce yani ciddi anlamda zorlasan yarı yarıya yarı oluyor yani. Tabii tabii yarı yarıya bulur ya. Ama bir bir yandan da şimdi benim kendi çalıştığım projeden yola çıkacağım. Alman bir ofisle de bir bağlantımız var. Onlar da bize iş, iş sağlıyor. Bazen onlar da böyle bizim kadar çalışıyor. <laughs> o, o garip var geliyor. Var ya mimarlık yine bir şekilde ya yani kontratında ne yazarsa yazsın bir noktada şey oluyor. Hani bir mesai özellikle teslim süreçlerinde mesailer oluyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla benim yeni gideceğim ofiste de dönem dönem bunlar oluyor. Ama şöyle bir sistem var. E, belli bir hafta atıyorum 36 değil de 45 saatin üzerine çıktıysan mutlaka onun karşılığında izin kullanıyorsun. Bir de overload gibi bir şey var. Diyelim ki sen bir ay boyunca çok fazla mesai yaptın. Abi, yatak var, bağlıyorlar en az bir ay izin yapmak zorundasın yani. Eğer Tehlikeli bu konuda teş bu. şey şikayet edersen <laughs> bu konuda teşekkür ederim. <laughs> bu konuda şikayet edersen filan yani firmanın bayağı başı yanar çok ne bileyim. Güzelmiş, çok overload. acayip. Yani oradaki. Çok acayip ]miş. ya. Bilmiyorum ben de evet, daha yeni. Bir tanesi araç. balayı iznine bir buçuk ay çıkmıştı. Mesela. Yani iş, i̇şimiz var adamda. <laughs> <laughs> bir buçuk ay ne oğlum? Ne Herkes üçüncü dünya, herkesi üçüncü dünya herkesi vatandaş olmak zorunda değil Tufancığım yani. <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk ay yok adam bayağı şeyden Bırak, gelmiş. Cool, cool, askerden çalışsın. gelmiş gibi karşıladık adam geri dönünce. Doğru ya o da çok tuhaf. <laughs> bana da çok tuhaf geliyor bu arada yani gülüyorum ama katılıyorum yani. seni de inşallah arada bir buçuk ay tatilde görürüz Cansucuğum bu gidişle ya bir buçuk ay zor galiba ya bence yine mimarlıkta çok kolay değil o arkadaş nasıl bir buçuk ay balayına çıkmış Hayır bir de ne? ya çok bir işte bir ya. evlilik şey izni var galiba balayı hmm. izni var bir de kendi izinleri var falan bağladı böyle bir buçuk ay mı bağlamak... iki ay mı ne gitti yani wow. böyle adam direkt... da baya bizim hesap kitap yapan bir insan o yani ya çok ki... önemliymiş <laughs> bayağı direkt izne çıkabilmek çok güzel bir şey onu yaptırıyorlar ya. Var Biliyorsun. mı sende o? Hemen Mesela ilk, şu an ilk... hemen izne çıkabiliyorsun. Bilmem, öyle bir ben bir var sene orada. içerisinde iznimin olduğunu biliyorum. Sanırım bir 6 ay sonra onun başladığını mı? ...şeyi var. Almanya'daki arkadaşım. Çok emin o. değilim ama ya yani kontratta öyle bir şeyler tanımlıyor. Bence bunlar karşılıklı konuşmayla tabii, tabii. olabilecek. Ama şey hukuki yani. olarak bunu vermesi çok güzel bir şey. Yani atıyorum iki ay sonra gerçekten. ya ben bir gideceğim anamı babamı özledim deyip bir haftalığına kaçabiliyorsun. Bizde bir senen dolacak da hakkın gelecek. Oo, ben de bekledir. haklar yaktım. Video bir de o var aynen. Ama Yanan haklar, haklar. Bile. <laughs> Adam dolduramıyor. 9 ay çalışmış. Yani belki Tabii canım. Orada... Benim de öyle oldu hep. Aynen. Yani tazminatlarda o şekilde işliyor. Çok ufak. Ama genelde bir seneye kadar ilk işte ne kadar ilginç bizim Türk mantığı bizde var. Ha. Bir kereden bir şey olmaz mantığı bu işte. Aynen. Bir biri doldur da ilk bir seneden bir şey olmaz. Ee, tazminat da vermiyoruz. Zaten tazminatlar yanıyor malum biliyorsunuz. Geçmiş olsun o konuda. Yeni duyanlar varsa. Öf be ne Üzün kasvetli gene bölüm. bizi ya. Ya gerçekten kardeşim. gerçekten ama Şimdi sendeki bu hislerini bir alalım. Mesela bunları bilirken evet. ben çok da gül oynaya gidemiyorum çünkü benim can arkadaşlarımın da gelmesi lazım bence ben Niye <laughs> Avrupa'da da var senin can arkadaşın? Evet var ya, ya. bir sürü. Ya orada da var ama şimdi var orada. kötü kötü şey konuştu ya böyle üzücü şeylerinden bahsettin. Böyle buradaki sevdiklerim o üzücü şeyleri yaşamasınlar istiyorum. Ha can yani yerel buradaki üzücü şeylerde. Evet. Aynen ha. Cansu'nun gidişini değil burada kalmanın kötülüğünü niye konuşuyoruz oğlum biz? Bu gerçekten Üzgünüm program bir şey oldu. Üzledim oğlum beni ya. Heyecanım içime kaçtı. <laughs> şey gibi gidiyor. Ben aslında mutlu olsun diye yapıyorum. Oh oh iyi ne konuş ne kötüydü ha falan. <gülüyor> <gülüyor> İçinde öyle oluyor. Düşünsene abi. İyi ki gidiyorum ya. İyi hatırlat dediniz bana. Bir kafamda fikir vardı ama hani yanlış yani, mı işte bak değil? Mutlu olacak yani biz kötülüklerini söyleye söyle. Çok öyle olmuyor işte. Aynen, yani, aynen. musun <laughs> bize? Asla Gerçekten üzülüyorum. Ya, ya. Hayır, bize, üzülüyor. üzülmek gibi değil. Kim oluyorum da kime üzülüyorum tabii ki de. Kura yani, olsun Kuru söyleyelim bizim Kur, programlarımız. Kur bugün çok üzdü beni arkadaşlar. Yine bir rekor kırdı. Bugün 9.28'i buldu. Kaç? 40 40 9 40. O bozarken. <laughs> 9.40 mı oldu? O şey o e, çeviri de öyle oluyor. Bozarken dolar 7 80, 7 geçti. Dolar bozarken. Herkes de bugün döviz dolar bozmuş. Dolar galiba 7.70'ti ya. Yok yok ben ya. ben bozmadım. 7 alırken, galiba. Bozarken değil oğlum alırken ya. Pardon. Bir ara düşük. şeyi fark ettik ya. Bizim çektiğimiz bölümü Biraz geç yayınlamıştık. Bir haftadan uzun evet, zaman geçmişti. Benim. Dolar işte 7.3 diyoruz ama 7.9 mu olmuş, ne olmuş yani o Rakamlar uçmuş, değişmiş birkaç olabiliyor. gün Olabiliyor Bazen bir hafta sonra kurgulamak durumunda kalabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendini ifşa etti yani. İnşallah. Evet, İnşallah. ya olabiliyor Becimiz. bazen. Evet, ay, dinleyicilere buradan şey not olsun. <laughs> bizi dinleyip de döviz alıp satmayın. Yatırım tavsiyesi değil. Biz çok geç Aynen, aynen. <laughs> aynen. 7.30 olmuş falan dersin. o an düşer, <laughs> çıkar. Vallahi, değil mi? Dinliyor şu an 9.40 diye dinliyor ama böyle kalp krizi geçiriyor. Değil? Düşmüş, düşmüş 9.40'a düşmüştü diye. Halbuki 10 o gün falan. <laughs> aynen aynen artık. Olmasın artık yeter ona falan çıkmasın. Vallahi bilmiyorum. Ya. İşte i̇ddia gruplarınız var mı? Bizim bir tane iddia grubu var. Kaç Yok. olur? Sene sonu dolar kaç olur? Euro kaç olur? Var ya klasik 15 olacak. Yok öyle de öyle yani şey stratejik şey yani, iddia. Ha, yani, yani kazanana yemek falan. atacaksın. Anladım. Evet evet yani bir sebebini sormuyoruz Beni çok aşar o İd, İddia grubu çok güzel ben seviyorum ya İddia sever misin Hı. Tufan? İddia yani goy goyuna severim ama e, goy parasıyla goyuna, evet. marasıyla çok da ne bileyim hoşuma gitmez yani Aynen goy goyuna ben de çok Para seviyorum Param olmadığından değil de Atıp tutmaya bayılıyorum ya <laughs> bu burada. Konuştuk Zaten konuştuk bu... bizim durumumuz o kadar kötü değil falan diye <laughs> Tamam 9.30'a bölüyoruz Cansu'nun parasıyla ama yapacak bir şey yok <gülüyor> 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 Bizimki Hocam... de bir şey Vallahi beni buraya atıp tutacağız diye çağırdınız. <laughs> Biz yani burada otomatik kesti olarak atıp tutuyoruz. Hadi atıp tutalım madem gidiyorsun. Hadi anlat canım. bakalım Emre Arolat hakkında ne düşünüyorsun? Hoppa! Aynen 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 dur şimdi biraz gemileri <laughs> yaktıralım şuna. Dur dur. Oğlum hani isim söylemiyorduk bizim programımızda aynen, ne oldu aynen. ya. Emre Arola <laughs> sence nasıl bir Galiba sallandıracağız şurada beni gitmeden. <laughs> Emre Bey 3. <üçüncü> oyundan çevirdim. <laughs> Büyük yerlerde tanıdıkları var. Şeyi biliyorum. Hocam mi... bari ben gidince yayınla da şey olsun. <laughs> Mimarazi, Mimarazi zamanında Emre Bey'in hayırdır diye toplantı yaptığını duymuştum. Nasıl yani? Nasıl? Atıp tutulmuş mu mi... arkasını? Mimarazi'de mi? Mimarazi mi mimarlık ofisleri içerisinde bulundukları durumları, iç dinamikleri atıyorum maaş alamayan, alamayışını çok Aa. mesai yapan mesai yaptın yazıyordu oraya. Bunu yalnız Z kuşağı hiç bilmez. Ben bile ucundan böyle ha, ikinci okumadım, üniversite 2'de falandım o 2000 yıllar. Evet. Aynen. Aa, onu Her bir açıkla yakalamış. sen bir açıkla. mimarazi.com diye bir siteydi. E, Tanıdık geldi adı da açık ee, Sedat Bayrak imiş meğersemse Hadi canım. Her taşın altından çıkıyor. <laughs> Sedat Bayrak çıkıyor. <laughs> ya üretken adam. Evet kendisini de takdir ediyoruz. Çok güzel bir girişimdi. Serzen işte bir abi. Ne oluyordu abi mimarazide? Mimar mimarlık ofislerin başlıkları vardı, ek sözlük gibi düşün. O oraya işte giriler vardı ve mimarlar kendi ofisleriyle ilgili nasıl diyeyim dedikoduları yapıyorlardı, <laughs> anlatıyorlardı ve <laughs> abi Tehrik ne edin. ofislerden ne hikayeler <laughs> ve ne sıkıntılar anlatıldı. Şey mi sadece personel sorunları gibi şeyler mi yoksa ofis dedikodusu gibi böyle özel hayatı, her şey, her şey saçma şeyler de var mı? Her şey vardı. E, Mimarlar itiraf ediyor gibi bir. Gibi <laughs> itiraf.com'un. <laughs> <laughs> itiraf.com <'u> hatırlıyor musunuz? <laughs> Öyle bir şey vardı. <laughs> o da güzeldi bu arada. Ya ben niye bu kadar 2000'lerde bayağı ben şey yapıyorum. Ben bir ara şey biliyorum. Ekşi itiraf da vardı bilirsiniz. Ekşi, ekşi itiraf falan. hala var. Başlık. Ekşi itiraf var ya yazılıyor. Hala var. Be, hala. Oraya yazılıyor. Ama <laughs> şöyle mimarazi.com otoban mimarlık galiba e, Aa, kapattırdı. Aa, Aa. Tabii tabii o kapattırdı wow Hı -hı. ne siteyi kapattırdı hukuki olarak otoban nereye taşındı akaretlerdeydi o eskiden son durumunu bilmiyorum sen de mi akaretler tanın? diyorsun son bilmiyorum. akaretler eski tamam. İstanbul'da ya kendisi yani. bilir akaretlerde olduğu için gelmiş İzmir'den burada bana akaretler diye <laughs> <Ya> şey, <laughs> eski İstanbullu tripleri falan hayırdır ya Biz akaretler diyoruz şey ya um, akaretlerde boyozcu olması da <laughs> var, var mı getirmiş var, var. memleketinden boyozcuyu Boyoz'un nereden geldiğini okudum geçen isim olarak. çoğu çoğul isimmiş Boyoz. Boş ver şimdi hatırlayamadım. Rumca tam da. bir şeye benziyor ya. Yunanca bir şeye Latin Boyoz. Tamam dışarıdan yani. Bizim Türk kökenli Simitçi bir şey değil. Simitçi geçiyor bir dakika. Bir yandan, bir yandan birimiz google'layalım. Git bunu. istemiyoruz. <laughs> evet. <laughs> akşam Şurada akşam ne seslendirme simildi? yaptım hiç? Bir de diyor. Hiç. Bir yandan bir yandan boyozun anlamına e, şey bakalım <laughs> şöyle ben Emrah'a geri döneceğim. Bak sayın o hocam benim, yani. Ben öyle. sizi dinledim sizi, <gülüyor> <gülüyor> sizi, beni Sayın dinleyin. ovalı <laughs> Evet bu arada küçük somun anlamına geliyormuş İspanyolca boyoz. Küçük somun. Som boyo da aslında boyoz çoğun çoğunlu aslında boyo. Almanca da, evet, hatırladım. de değiliz. Hatırlamadım mi? baktım kopya çektim. Şimdi e, Mimarazi'deki bu ortalığın karışmasından sonra Emre Orlat toplantı yapıp arkadaşlar <laughs> konuşalım birbirimize söyleyelim bunları oraya yazacağınızı deyip Aha. gayet o şekilde yaptığını İlginç biliyoruz. İlginç de olmuş aslında. Ya, bir işe yaramış mı peki? <laughs> bilemem onu. O kadar iç, iç dinamik. Yani. hocam ben. ne işe yarayacak? Evet, çünkü orada <laughs> Yani bir, bir patron olarak bu tarz şeyler herkesi toplayıp evet şikayetlerinizi anlatın demek Diyene kadar kolay da dinlediğin şeyler seni hiçbir çoğu zaman tatmin etmeyecek ki. Sen patronsun kafanda bir şey var yani. Olmayacak yani o. <laughs> Olmamış mıdır diyorsun? E ya yarısı Bilmiyorum. olma, yarısından çoğu olmamıştır. Çünkü o çalışan da daha çok yeni yani ben kendi adıma da söyleyeyim. 6 yıl 8 yıl daha çok bir şey bilmiyoruz yani. Ne, ne talep ediyorsun ki o adamdan? Doğrudur. Da kendine göre bir sürü derdi yani var. Yani özlük haklarını talep ediyor olabilirsin mesela. Biraz deneyimlerime dayanarak söylüyorum <laughs> Yaş, da. yaşamak istiyorum. <laughs> ben mesela. bu, ben bu hikayede Emre Aralat'ın tarafındayım. <gülüyor> ya <gülüyor> şöyle Ödemeyeceğim kardeşim, yetli. sigortayı. <laughs> Ödemeyeceğim sigortasını ya. Ne diyorsun sen ya? Ne Diğer bütün şirketler ödemiyor. Şey? ödemiyor. Ben niye ödeyeyim? Keriz miyim ben? Wow. Sen şimdi şu, şu an... Şu an <laughs> ne yaptı ya? Söz hakkı doğdu hocam şu an. Aralot'a bağlayabiliyor muyuz? Yok yok Ar Aralot'a demedi canım Emre Aralot'a. X kişisi, ya. X patronu yani. firmaları diye. Firmalara diyor Emre Aralot'la ilgili evet. o tür bir ne? bilgimiz yok. Oğlum dur başımıza umarım, iş aldıracaksın ya saygı duyuyoruz. Pat Patron olmazsın Tufan'cığım. <laughs> Anında. Ben bir korktum yani. Ulan Cansu'yu konuşturacaktık oğlum sen kendine ne verdin? Yok aşk olsun Cansu. Hayır öyle sansasyonlar bir mikrofonumu şey söyledi mu Mikrofonumu kapat mikrofonumu. Evet bu ne ya Tufan'ın kıstım sesini. Cansu'cuğum sen ne düşünüyorsun? O zaman başka bir star mimara geçelim bu arada Emre ve sevgiler buradan hiç gerçekten çok seviyoruz. Sevek takip ediyoruz. Şimdi <laughs> geçelim ömrüne. Boş bir... başımıza böyle almayalım. Ya. Şimdi... Ne kadar da e, kaypak program otomatik kesit devam ediyor. <laughs> Cansu, Gidiye diye diye iyice. Aynen yani ya. <laughs> aynen Cansu'cuğum. Diğer Şişt, bir şey diyeceğim Cansu gitmesene. <laughs> yok. Haftaya ha. devam edelim. Ha. <laughs> şey, devam ederiz hocam. Uzaktan bağlantı Yok, diye bir yok, şey var gitme, ya. Dünya gitme. evrildi. Gitme Aynen. Belçika Aynen. kötü zaten kötü kötü. En sus. çok korona orada ya diyor. <laughs> korkuyorum bir iki gün kaldı. Şş diyor ya. Şş, vallahi yani bu Covid'in sağ solu belli olmuyor. Şeyden en son ayrıldığım ofisten şey diyorum yani. Hani bilemeyiz Covid'in sağını sonunda iki hafta sonra merhaba diye kapıdan. Çok pek atmazlar herhalde canım saçmalama. Değil mi yani olmaz öyle şey. Direkt ben tam gidip kapattık diye böyle kapı. Ağlar <laughs> insan. Valla böyle kalbi kırılır geri döner. <laughs> kalbi çok kırıldı bu da. Gerçekten deseler ki böyle geri dönmeyeceksin. Yani burada Türkiye o tarafa. Mi? Evet yani dönüş yok. Ve o imkan var. Kimse seni bulamayacak o anlamda burada. Kimin böyle Böyle kötü bir şey söylemek isteyeceğin. Ya, ama demiyoruz aa. abi. Ya. Bir, bir dakika. dakika <laughs> öyle bir şey demiyor. Dikkat et Cansu. Ton, <laughs> tuzağa düşüyorsun şu an. Evet ben bir de konuşurum ya. Yok <laughs> Tufan Zenger. Nefret <laughs> ediyorum. Tiskiniyorum <onları. gülüyor> diye konuşuyorum. Böyle, şunu söyleyeceğim. demeyeceğim. Var mı? Var. Vay işte bak. O görüyorsun. böyle ne olsun biliyor musun? Yok olsun. Onun ofisi haritadan silinsin istiyorum. Bak, Kesin var ya. Çünkü Benim o kadar hak yok. Yok ki bazılarının bahsettiği gibi. Sigortadır, şudur, budur. Ben onun ağzıyla konuştum korkunç. ya. Ben o yüzden Yok, patron, şöyle, patron olmuyorum aslında zaten. Senin Yoksa olurum. <laughs> kastettiğin şeyi doğru anladıysam yani tamamen Tufan'ı önceden tanıdığım için varsayarak konuşuyorum. Yani cümlene dayanarak değil. <laughs> yani şöyle düşünüyorum. Abi patronun arkasına atıp tutmak çok kolay. Herkes yapar bunu. Hani? Ama e, yeterince empati kuruyor musun? Sen gerçekten mantıklı şeyler istiyor musun? Bunları Çevir, sorgulaman çevirde. lazım. O doğru. Güzel Eğer şeyin. sen bu niyetle söylüyorsan hani arulatı da dinlemek lazım diyorsan ben ona kesinlikle katılıyorum. Çünkü kendim de şahit oldum yani. Patronla ilgili konuşuyoruz hepimiz şahit olmuşuzdur. Anlatıyor ondan da memnun değil, bundan da memnun değil ama kendisi ne yapmış? Bir oturup düşünüyorum mesela, gözlemliyorum ya da kendisine soruyorum. Osa ne yapardı şu bu? Yani yani, <laughs> hani yani bu... şartlar diye bir şey var. Hani o patronun şeyi geliyor benim aklıma hep böyle çalışan şikayeti hikayesi duyunca patronun da Of ne yapayım ben de ya falan diye silkindiği anlar geliyor ve hepsi bunu yaşıyor büyük ihtimal. Çünkü 5 yıl buna maruz kalmış olabilirsin Tufan'cığım böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Çok samimi çünkü o şey. Ortam köpki. öyle camia <gülüyor> öyle <gülüyor> yani öyle bir sistem kurulmuş ki. Hı hı. O işte bütün patronlar vergi kaçırıyor bir şekilde devlet göz yumuyor bir şey bir yere kadar. Yolu i̇şte öyle çünkü. Şeyler işte sigortadan kesiyor patronlar herkes yapıyor. Bir tanesi yapınca bu sefer... Parası yetmemeye başlıyor, rekabette kaybetmeye başlıyor, el mahkum onu yapmaya başlıyor Çok bu sefer. Çok sıkıntılı konular hakikaten. E, Çünkü evet. çirkin yani, ben, evet, o adam da onun çirkin. içinde olmak istemiyor büyük ihtimal evet, belki. Evet doğru. Çok yani. öyle iğrenç bir karakter değilse, e, o da büyük ihtimal sıkılıyor, bozuluyor. Öyle adamları da Kesinlikle biliyoruz. türlü. Kesinlikle öyle. Yani. Biz evet evet tam olarak ee, patronumla bu açıklıkta. Bu e, cümleleri kurarak konuştuğumuzu hatırlıyorum yani. Hani ben kendisi adına üzüldüğümü. <laughs> Ama yinece bir ben onun benim Ya Bir de olanın, Hani <laughs> uzun süre çalıştığımız hani o <laughs> büyük büyük ya büyük firmalarda genelde biz şanslı bak Türkiye'de yaşayan şanslı mimarlardan sayabilirim bizi hani o anlamda. Hani hakkını alma açısından. İstemem. Ya düşününce ya konuşabilme hakkını alma, hani bir, bir yere kadar. Peşine Ama, düşme. Aynen. E, o tartışabilme zeminini bulabilme Hı -hı. açısından. Hani o açıdan bence e, güzel günler geçirdik. Şu anki durum gerçekten çok kötü. Yani şu anki çok iş çok başvuruları uygun, falan evet. e, çok fazla işsiz insan var. Bir de daha ufaldıkça bürolar bu işler iyice zorlaşmaya başlıyor. Kermajları iyice azalıyor. Ve malum yani orada Değil ne maalesef. oluyor? Adam çalışandan kısmaya başlıyor. Bizimkiler yine iyi. O açıdan muhtemelen yine bu bahsettiğimiz işte, Aralat Mimarlık gibi birçoğu zaten standartları piyasadaki diğer e, ofislere göre çok 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 iyi kalıyor. Dur başka birinin şey yapalım ya. Var güzel ofisler aslında. Hala Kendi seçsin As ya bir, birini yok. seç şeyden lotodan. Aynen, aynen. kötü at de bir, birini kötüye gitmen ya. lazım. Kötüye mi üzereyiz. gitmem lazım? Hocam <laughs> bilemeyiz bak hala iki gün Yansın var. <laughs> güzel e, komikli konuştuğu insanlar oluyordu yani şimdi senin Nasıl de yani? <laughs> geldi mi aklına? Yani şimdi biz yeni, burada. Yeni programa başladı kendisi. TRT'de. Nevzat Sayın. <gülüyor> <gülüyor> Kendisini dinlemekten çok keyif aldığımı evet, hatırlıyorum tabii Üniversitedeyken evet. falan ya yani peşine düşerdim yani o. Gitmişimdir canım giderdim. bir sürü söyleşisine. Tabii tabii. Ben de tabii gittim ki. çok Nevzat Bey'in. Tabii ki yani çok Güzel anlatır, güzel konuşur. Aynen, bu arada onu konuşmadık. Bak ha, evet gündemle ya. şey yaparız. Bize rakip geldi Gündem. değil mi? Nevzat evet, sayın mim. bize rakip mi? Nevzat Bey bizi geçebilir mi acaba? <laughs> geçebilir mi acaba? <laughs> Kişi dinliyor mudur onda? biliyorum şey Sayı evet. verdi. Burayı bitler Aa, misin lütfen, lütfen. Tüh, lütfen. Bizim <laughs> dinlenme sayımızı verdik. Nevzat Sayın da e, TRT 2'de tabii nüfuzunu kullanarak <laughs> devlet evet, televizyonda ya. kendine yer bulmuş. İzleniyordur tabii devlet televizyonda Aynen. Olduğu, tabii, olduğu için. Canım, Yoksa de. podcast yapsa Spotify'da koysa. Tabi Biz onu geçebiliriz yani. Tabii canım. Sen, sen Nevzat Bey'i buraya getir burada. Ya, <laughs> ya şu an böyle konuşuyor. Falan. Ne komik oldu ya. Bizi var gelin buraya tokatlar var. <laughs> Bence sen <laughs> ezan <ezir Ne etmeyebilir? gülüyor> Aynen. Bakışıyla değil mi? Üç dakikada çünkü bayağı boş attık yani. <laughs> Mim adlı programı galiba yani değil mi? Ya, Söyleşiler yapıyor. Kendisine başarılar diliyoruz. Yayına, yayın dünyasına camiaya hoş geldin diyoruz kendisine. <gülüyor> <gülüyor> ya ben çeviriyorum gene <laughs> oradan. teşekkür <laughs> <yemiyorum gülüyor> <oradan. gülüyor> <Ay. gülüyor> Ama iyi bir şey ha. Ya. Yani şöyle düşün bir ana akım medya organında bir mimarlık programı Gerçekten mimarlık taktirdim. konuşmak Bunu, bence de güzel. Çünkü ben eminim ki bu öyle paralı maralı bir iş değildir. Bu kesin yani. Hani bundan böyle reytingler alacağız, yarışma gibi falan öyle bir şey değil. Bu biraz üzerine emekle olacak bir şey. O anlamda böyle bir şeye girişmesi gerçekten çok, çok güzel. Bence. Çok iyi. İnşallah insanları bir bilinçlendirme anlamında Artısın yani. Artsın ya bu program. Okuryazarlık anlamında, okur okuryazarlığın anlamında inşallah. İnşallah bu arada programda insanların anlayabileceği seviyede gider. Çok bayağı bölüm çekmişler gördüğüm kadarıyla. Yani bayağı bölüm çekmişler önceden. evet. Önceden çekmişler, sordan yayınlıyorlar. Ya benim ama... ha evet. buyur abi. Ya ama şimdi dinleyicilerle bir anlaşalım. Şimdi Nevzat Sayın ünlü diye televizyonda gözüküyor diye Bizde bize ayırdıkları vakti koparıp da o adamı dinlemesinler. <laughs> Bizi dinleyin. Bizi dinleyin. Bitir beni bak. Burada şimdi bak bunu bitsin Spotify'da. Tamam mı? Üstüne Nevzat Sayın'ı yine dinleyin. YouTube'da Onu da var. Yani. Onu yerine sonra gidip dinlesinler. Şey ya Nevzat Bey zaten kaç yaşına gelmiş. Başarılar şunlar bunlar. Biz ufak küçüz daha bizim şeyimiz var. Yani adam destek atın diyor. Değil yani. mi? Yani para dilenir gibi oldu. <laughs> Allah aşkına sen de, o değildi benim demek istediğim. <laughs> Ay, Madem zaten. artık katılımcı projeler yapıyoruz, öyle şeyler yürütme niyetindeyiz. Hakikaten bilinçlenmek adına da iyi bir adım olur. Ya, ama bahsettiğim şey gerçekten e, ya bu şey demek değil. Ya, halkın diline inmek için gerçekten i̇nmek ABC'si de yani, falan ya da inmek daha çıkmak daha anlaşılır kılmak sırlık, yani. Evet. Herhangi bir uzmanlığa sahip olmayan birine kendi uzmanlık alanından bir şey anlatıyorken e, olabildiğince sadeleştirmeli ve bunu hiç bu konu hakkında hiçbir fikir sahibi olmayan birine dahi açıklayabilmelisin. İşte onu kastediyorsun ediyorsun. Yani bu inmek çıkmak falan meselesi değil bence. Çünkü gerçekten rafineleştirilmiyor mimarlık eleştirisi. Bak bu gerçekten... Ya da bazen çok rafine ediliyor. Hiç anlaşılmıyor mu Hiç anlaşılmıyor. Ha. <laughs> o da bir <mümkün>. şey dedi. <laughs> kötü çok bu sentez, falan. Çok sentez ya. Metafordan ölüyor falan böyle. Nefes <laughs> alamıyor o cümle. <laughs> Doğrudur. Ama o da yine rafineleşmesi anlamına gelmiyor ya. O da yine Belki... başka bir benzetmeye giriyor falan. Yani yoğunluk... Ya da çok böyle bir tecavüli ayrış durumu falan oluyor. Kent malum. hafızası. Kent hafızası Hadi mesela. Bakalım. Adam şimdi sokaktan geçen adama kent hafızası <laughs> deyince evet. Hafıza tam olarak nedir? Anlamıyor adam yani doğal, doğal olarak. Ya yani inşallah bunlar birazcık insanların merak edeceği kavramlar haline gelir. Bu tür programlar sayesinde. Biz o şeyler söylüyoruz. Biz gayet daha <laughs> ne derler gayri ciddi bir program yapıyoruz. 200 ediyoruz. kelime hafızalı bir evet, program. Evet. <laughs> evet ne yaptın? Nasılsın? Ne edin? Hey be. <gülüyor> <gülüyor> İyi mi böyle? İyi mi böyle? Yani bizim <laughs> Bizim olayımız başka. Heybe. Ah ya sormadın şekerim bu sefer Heybe. Heybe'nde hey. ne var Cansu? su. Hey. Bitirirken soruyoruz. Giderken heybene, heybene, oh. heybe'ne ne aldın da gidiyorsun bak, anlat. Türkiye'de ne bırakıyorsun Allah'ım acaba Allah'ım. Aynen aynen götürebildiğin ne <laughs> var yanında? Allah dedim. Ne bırakıyorsun <laughs> dedim sonra <laughs> sen götürebildin <laughs> Lafını dedin. bölme adam Allah dedi. <laughs> sen ne bırakıyorsun dedim bu ne götürüyorsun dedi. Ben şimdi hangisine cevap vereyim? Yani diyeyim. bıraktığın götürdüğün belli <laughs> yani... oluyor. Heybe'nde ne var diyor. Heybe götürülen değil mi oğlum? Bir şimdi sağ, sağ elinde elle mi tutuluyor bu Heybe? sırtına mı yükleniyor? Ya böyle yan çanta gibi. He. Sağ <laughs> postacı çantası. Sağ yan çantanda Türkiye'de bıraktığım bazı şeyler için bir duygusal heybe var. Sol çantanda da oh aldım gidiyorum dediğin maddi bir heybe var. Hadi bak. Evet. Böyle tamam. kapat kapanışımız böyle olacak. Burada ben alttan müzik falan girerim tufan. <laughs> Ama şey siz <laughs> telifsiz bir müzik mi lazım? Ben kendim yaparım. <laughs> falan çalarım. Kendimiz hımlayabiliriz. <laughs> <laughs> Sartope'nin Erener'in şarkısı vardı. Hmm, dır. Evet, akapella. Evet, Buyurun canım, evet. sizdeyiz. Yani şekerim şöyle, zaten aslında biraz söyledim. Yani çok böyle röportaj gibi oldu. Ben kimim yani? Neyim röportajı? yapıyorsunuz? otomatik kesit için <laughs> çok önemli. <laughs> ya yani şöyle, e, tabii ki arkadaşlarım, ortamım, çevrem vesaire. Ya yani bunlar bu konuda gözüm arkada kalacak. E bir de hemen kedimi götüremiyorum. Onun ek bir süreye ihtiyacı var. Pasaportunu aldı alsaydın. Pasaportunu arada. aldım şekerim ama kedi onun böyle testleri, gidiyor, aşıları, uluslararası prosedürler biraz daha zorlu. İnsan bireyi götürebiliyorsun ama kedi bireyi götüremiyorsun öyle hemen. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hani biraz o, o konuda da aklım kalacak. Yani sonuçta altı senedir onu da yaşıyorum ben. Yani. Kedi çok geçerli tamam sahibi bitti bence ya daha büyüğü yoktur var tamam, mı? Tamam bu işte evet, arkadaşlarım Kedini götürüyorsun. Ve... Boş ver arkadaşı kedin ya. Aynen yani i̇şte kedini aklım götür burada götürdüklerinde kalıyor kedi var evet. Bir de evet onun dışında tabii mutlu olduğum gerçekten oh be iyi de gidiyorum filan dediğim konuda biraz daha böyle hayal ettiğim muasır medeniyet seviyesi <gülüyor> <gülüyor> olasılığına. Evet, İngiltere'ye yaklaştığın <laughs> için evet. olabilir mi? Evet İngilizlik <gülüyor> <gülüyor> sen Hadi İngilizleri bakalım. sevmezdin. <laughs> Hocam evet. uzak ya İngiltere Previous çok yakın değil. Lyon ilk... otomatik kesit. kesin. Ha, ha. İngiltere, <gülüyor> İngiltere, <gülüyor> meden İngiltere medeniyet değil Belçika medeniyet. Anlat. Anlat. <laughs> <Anladım. gülüyor> Ya şekerim medeniyet <laughs> demeyeyim muasır medeniyet seviyesi. Muasır medeniyet seviyesi. Çünkü o biraz daha farklı bir şey. Ya valla ben yeni mezun olduğumda bu lafı neredeyse küfür addederdim bence. öyle. Ne biz çok bir... mu düşüyoruz falan gibi mi? Yok be öyle gurur falan değil de ben daha ha, hani yok onların hiçbiri yok. Biz daha hepimiz daha çiçek çocuk kafasında ya da yok daha beat kafasında e, bir... Genç bireydim. Beat. Çok alt kültür ben hocam. Anlamadım. Çok, evet. sen ben anlamadım. Evet. Ben de zaten araştır. yarım yamalak anlayıp sonra <gülüyor> beat, <gülüyor> gerçek hayatla yüzleşip. Beat kafasında dediğin <laughs> ne demekse Tufan sen. Bir sonraki bölümde biz baş başa beat'i konuşalım abi. <laughs> yani o öyle büyük bir konu yani. Alt kültür. Hani öyle alt medeniyeti falan dedi. öyle tanımlasan ben sana çok ters cümleler kurardım muhtemelen ama şu an baya bu şey gibi yani üniversitedeyken daha idealist olursun ama çıkınca KPSS'ye girersin bir şekilde <laughs> devlet kamu kurumlarına be. girmeye çalışırsın çünkü çok haklısındır yani arkana devleti almak istersin çünkü hayat yaşamak istersin çünkü sevdiklerine vakit ayırmak Koluna istersin. Ee, Haftada 90 işte. saat çalışmak istemezsin yani bunu i̇şte. kim ister ya yani hani o, o yüzden Olay budur. Veda edelim mi ne dersiniz? Evet. Cansu hazır mısın Hayırlısı otomatik kesite veda ya. etmeye? Herhalde en büyük heyben buydu söylemedin ama. Veda bir şey söyleyeceğim. Aynen ya, siz veda demedi, falan bak. diyorsunuz ben sizin yakanızı bırakmayacağım hocam. Kapatacağız, böyle. böyle. sessizce telefon. Aynen bir de aynen. Yani düşün sen <laughs> bu <bir> engellemeye <laughs> bak sen şu kapıdan çıkacaksın direkt. Adam senin telefonunu ikincisi kaydetmemiş. <laughs> daha daha bu az, az önce konuşuyorduk Üç günlük gerçekten. telefonunu kaydetti. Sen Hiç. dostun düşmanın da sen hey bak Belçika'da böyle olursan seni şey yaparlar. <laughs> Valla gerçekten de, o anlamda üzülüyorum çünkü çok heyecanla çok isteyerek girdiğim bir başladığımız bir konuydu. Devam Hakikaten edecek. üzülüyorum. Devam edecek. Bence siz devam edeceksiniz de ama ben siz biraz. Belli olacak. olmaz. Hiç belli olmaz. Teknolojiyi birçok şeye el veriyor. Bakalım neler olacak. Bakalım neler olacak. Teknoloji çok gelişti. Peki İdris, çok gelişti abi. İdris 80 milyonun önünde Cansu'ya ne diyorsun gitmeden önce? 80 milyon bizi eğer şu an Spotify'dan <laughs> dinliyorsa Spotify parayı Tabii kırdı birincisi. Ki. <laughs> İkincisi Cansu'ya ne diyorum? Cansu gerçekten benim hem okulda hem de iş hayatında çokça yollarımızı kesindi kesiş, kesiştiği bir arkadaşımdı. Hölölö mü <laughs> demek? Hölölö <lü> dedim. Konuşamadım. <laughs> Buyurunuz. İşte insan heyecanlanıyor Tufan. Sen özel bir laf söyleyince şu an ne söylesem onu sanki hatırlayacakmış gibi geliyor. Ve kaydediliyor şu an. Söyle kötüsü. evet 80 milyon. Sen Cansu bizim biliyor. birlikte çalıştığımız ofisten gittiği gün bir konuşma yapmadın mı? O, o gün herkes tek tek bir şeyler söylemişti. Evet çok özeldi o gün ya. Sen var mıydı Ulan şu an hatırlamazsam çok kötü ben bir şu şey an demişim gibi olacağım. Vallahi ben Tufan'ın evet. söylediğini hatırlıyorum. O zaman aynısın. Düşünsene sen ben güzel bir şey demişim. Ben ki, şey kesin. demiştim. Yani Cansu ile o zaman iki yıl falan yan yana çalışmıştık herhalde. tam Aynı zaman yani 2,5 yıl falan. Tam da o sırada başka bir heyecanlı bir proje gelmek üzereydi. Ben diyordum ha cansu'yla bunu da yapacağız. Güzel yani. Güzel bir vakit bizi bekliyor. Sonra cansu gitme kararı aldı. Ben de böyle kapalı kutuyum veda günlerinde. Yani şeyimi kuru pastamı bilmem neyimi yer giderim aslında. <laughs> ama patron dedi ki Tufan ne düşünüyorsun? Bir söyle bakalım dedi. <laughs> ya evet. Murat Bey tek tek de gerçekten. herkese sordu ya. Evet. Alev, Alev hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> ya, Murat Bey çok içten açtı gerçekten. Cansu'ya ben o zaman geçen 2 iki, iki, buçuk yılın ardından şunu demiştim. O, e, adımlarını takip ettiğim biri Cansu demiştim. E, kendim için de hani bir yıl sonra Cansu'nun şu an olduğu yerde olmayı isterim gibi şeyler Vay. söylemiştim kariyer Vay. anlamında. Vay be. ee, bakalım belki seneye Antwerp'teyim. Aynen kim bilir. <laughs> Şimdi bunun başıma yani böyle bir bedel olarak. <gülüyor> <gülüyor> Yok, inşallah yani gelmek istersen tabii ki çok da güzel olur yapabileceğini Aynı şey Aynen yani birlikte Seve çalışmadık evet. 3-4 yıldır galiba ama Bayardır, evet. e, inanıyorum çok ki güzel. aynı disiplinle devam etmişsindir ki böyle Belçika'ya falan hop atlayabilmişsindir. İnşallah Allah bizim de başımıza verir. gelir. Ben başka bir şey diyeceğim. Şimdi böyle duygusal duygusal şey etmeyeceğim. Böyle iddialı Teşekkür bir şey söyleyeceğim. Ederim. evet çocuk çok ponçik bir şey söyledi. Ben şu an nasıl <laughs> yapacağım bilmiyorum. Şu an bana çok büyük yük bindi. sen ayı. Ayı, ay, <laughs> gibi. Aynen ya. <laughs> şöyle. Öyle öyle dedim şöyle bana. sevgili Cansu. <laughs> ya hem özel hayatta hem de normal profesyonel hayatta çok fazla yolumun kesiştiği ve vakitte geçirdiğim bir arkadaşım kendisi. Ben şeye çok üzülüyorum. Aa ne yapıyormuş şimdi? Atlayayım da gideyim hemen bir göreyim. Onu yapamam ama hafta sonu hemen şuraya gidelim. Şurada bir görüşelim yapamam ama insanı biraz üzüyor. Ben, benim hep aklıma o geliyor. Yurt dışında da çok az süre geçirsem de hep benim aklıma işte ya şimdi anamı görmeye gitsem şuraya gidemiyorsun bak atlayamıyorsun arabaya ya da işte atıyorum eşin sevdiğin birisi. O insanı çok koyuyor. Biraz o beni üzer açıkçası. Beni şimdi hadi Cansu Şile'ye motorla tura gideceğiz. Desem gelemez. Önce Cansu gidiyor hep arkasına bir bakıyor yok Can. Şimdi evet şimdi onu söyleyeceğim tam ona hocam bak bu kız Avrupa'ya gidiyor bizim Alplere gitme olayımız var motorla biliyorsun. Yapacak, Aha. Senden önce yapacak. Wow. Alplere yakınsın bizden daha yakınsın Alplere şu an yani Muhtemelen, bu durumda evet, biraz daha. bu bu da kayıttır tamam mı? Aha. Alplere gitmeyen. <laughs> Testik. <laughs> elleri bak ellere hareketlere Nere, bak. Ne yapıyorum şu an ne görüyorsunuz yani şu an? Gören var mı? Gören yok. Alplere gitme yani <laughs> tamam mı? Beraber bak bu kız da orada. Ne yapacağız buradan oraya gideriz. Belki oradan kiralarız. Bunu yapmamız lazım. Ziyaret etmemiz çok lazım. Çok güzel olur çok isterim. Tamam mı bak. Tabii. Bir sene içerisinde diyorum biraz da şey yapıyorum. Uuu, tamam güzel. Mı? Hadi. mı? Okey bak bunu da yazdım buraya. İnşallah. Sen kiralarsan sen euro kazanacaksın. Senin Param bizim Ben markatımız. almayı düşünüyorum ya bir sene sonra. Vespa'sına biner. Ben de peşinden gelirim. Biz buradan yavaş yavaş geleceğiz. Bence siz oraya gelip oradan kiralasınız. Bence daha mantıklı olur. Onun evrak filanları. Yani Vespa'yla filan alplere gelmeyeyim ben zaten Vespa'larım <laughs> var. Ves <laughs> <ben gülüyor> millet neler yapıyor. O açıdan cansucuğum bu bir senin için güzel bir başlangıç. Başka ah, yeni çok bir güzel sayfa. olur. Umarım yaparız öyle bir şey ya. E i̇nşallah artık daha sosyal hayatı konuştuğumuz Hadi mesleki anlamda değil de. O tür yeni bir dönem olur. İnşallah ya Hadi hepimiz git. için. Hadi, hadi, hadi kalk sen şimdi Tufan kalk bölümü yok. kapatacak. Kalk git. <laughs> hadi. Hani hadi. Çocuğum. Bir am da bitti zaten. Evet, total 10. <laughs> bölümünün sonuna geldik. Cansu'yu da Belçika'ya uğurladık güle güle Cansu. hoşçakalın Ama nereden dinlerler bizi? Ya biliyorlar artık dedik ya geçen bölümde çok rafine zevkleri olan insanlar bizi dinliyor şey yapıyor. <laughs> onların böyle hafızasında hatta ana sayfasında böyle kısa yolları var onların telefonlarında. Oraya basıp basıp dinliyorlar bizi. Biz biliyoruz onları. Spotify'da, Google Podcast'te YouTube'da bilmem nerede var ama en çok Spotify'dan dinliyorsunuz biliyoruz biz. Oradan dinlemeye <laughs> devam edin. İstatistikler. İstatistikler düşüyor. Her şey var, görünüyor. Kim dinliyor, bir tane kim dinleniyor. Bir tane Belçika yanacak haftaya. <gülüyor> Aynen. <laughs> Ay hani oradan bak ülke görünüyor. Kişilerin adları görünüyor ona göre. Ha bak haberiniz olsun. Hepsini görüyoruz buradan. Cansu gitti. Büyük yeni fradır. üçüncü olmak istiyorsanız saçınız kızılsa komikseniz eğlenceliyseniz. Evet, Turuncu <laughs> saç önemli. Hemen otomatik kesit. At gmail.com'a CV'lerinizi boy <gülüyor> fotoğraf. <gülüyor> Boy, boy. boy, fotoğrafınızı atıyorsunuz. Kadın, erkek fark etmez. Havuç gibi şey olabilir. Evet, yani. evet. Kızıl, erkeğim kızılım. Sorun yok. Gel, turuncu saçlıyım ya. Önemli. Sonradan olan... boyattım. Gel. Sonuçta logoyu mu değiştireceksiniz? Kendinizi kadın Olmaz olarak var. tanımlıyor olabilirsiniz falan filan. Olabilir. Lgbti yani. plus. E, Can sen bilirsin. Başka var mı? Yok değil mi? O o kadar önemli zor. olan, evet. önemli en olan logodaki şeyi turuncu kafa turuncu. bozulmasın. Logoyu <laughs> değiştirmek çok uzun sürüyor. Yapmayın evet. <laughs> onu. <oluyor. gülüyor> Aynen bu podcast kolay. Çok zor. <laughs> evet. Kendiniz Oldu. Iyi. Görüşürüz <laughs> o zaman. Aynen. Selametle diyoruz. İnşallah bir daha görüşürüz. El salla el. <laughs> el salla Hadi. <sağlıyor>. hadi. <laughs> bye bye love. Bye <laughs> bye. Bye bye happiness. Bye, happiness. <laughs>